Şimdi ilk gelen sorulardan bir tanesi filmi hazırlığa başladığımız zaman ya yani nerede çekeceksiniz? Nerede çekeceğiz? Çekeceksiniz. Polonya lobisi vardı. işte Dobruca lobisi vardı. Oralarda çok güzel bozkırlar var. Zaten işte Tatarlar da yaşıyor Dobruca'da. Oralara Romanya falan filan diye. Evet. Ama ben dedim ki ya her şeyin en güzeli e, Türkiye'de olabilir dedim. Sonra babama sordum. Babam büyük bir e, şeydir bu konuda her yeri bilir Anadolu'da. Babam dedi ki hakikaten vardır hatta böyle Nahçıvan falan filan bile istiyordum oralara bile gerek yok dedi bir doğru düzgün bir haftalarca birazcık Anadolu'yu keşfedelim falan filan dediler her yere gittik böyle e, reji Rey. ekibimizden iki tane arkadaş neredeyse 2-3 ay yayılmış olarak bizim böyle Google Maps'ten sapladığımız düzinelerce yere gitti bu sadece ismine ismi ismini lazım değil bir yer tamam mı play bu videoyu Müzik <laughs> konuşayım müzik önemli değil Burası Türkiye arkadaşlar. Bu hayvan gibi kanyon arkasında Neresi burası? Hangi il burası? Ne, ne, olmaz olmaz. Bunları söylemeyelim çünkü sonradan başka şeyler oluyor. İşte uçsuz bucaksız bozkır. E, bunu yok. Bunu reji kendisi bana izletirken buraları bulduk. Alper Bey diye müziği onlar koymuş. Biliyoruz Lord of Rings olduğunu. Bak bu hayvan gibi kanyon falan her yer Türkiye'de. Hani Yeni Zelanda'yı bir istihdam açısından... E, Lord of the Rings ülkesi haline getirdiler ya şey olarak. Çekim mekanı ve... E, tipo... Önerir, e, tipografik değil neydi lan o? Topografik olarak. Bizde de böyle inanılmaz yerler var. Sadece e, İç Anadolu'da değil. Akdeniz'in kuzeyinde de var. Aladağlar civarlarında var. E, doğu'ya gittiğiniz zaman Doğu Anadolu'da inanılmaz yerler var. Tabi böyle her yerlerin şeyi var. E, belli bir mevsim var gitmek için. Mesela buraya kışın gitsen boku yersin belki. Ya da işte... Baharın başına gitsen yemyeşil olur. Daha böyle ötüken Bahar'ı gözükür. Senaryoda da farklı şeyler var. Ne denir? Yer işte oluşumları var senaryoda geçen. Çok dış mekan sahne var. Dolayısıyla orada bir anda tanınabilir şekilde. Aynen daha iki de yaptığımız gibi. Hani oyuncular ya da aksiyon kadar önemli olan fonda gözüken yerler. Biz böyle inanılmaz yerler bulduk Anadolu'da. Bütün o valiliklere ulaştık falan. Böyle e, bu bu sadece ufacık bir ilde yani ufacık bir scouting gününde çekilen yerler böyle e, mesela işte bir yerde e, tepeden kanyonun tepesinden birileri beliriyor bir sahnede bir şeyler oluyor. Ondan sonra işte kanyonun içinde olan bir işte. Ama burası Kürdistan'da mı? mı? Hayır, hayır hayır öyle bir yer öyle bir yer ben bilmiyorum zaten de değil o, tamam. Türkiye burası. Neyse ondan sonra e, çok e, bu bu sadece bir kanyon scoutinginden bir parça o e, tabii hep fonda da dağlar olması gerekiyor. Çünkü Altay e, Crown dediğimiz Altay tacı dediğimiz o e, Altay dağların etrafında geçen çok sahne var. O yüzden ufka baktığınız zaman düzlük görmek istemiyorsun. E, ya CGI olarak bir mat koyacaksın. Böyle tracklenmiş bir mat koyacaksın. Arkada hareket eden paralaks olarak. Ya da gerçeğini bulacaksın ama Anadolu öyle inanılmaz bir yer ki gerçekten ufka baktığın zaman dağların belirdiği mükemmel coğrafi yerler tamam mı? Şimdi ben böyle küçük bir klipten küçük bir giriş yaptım. Sen ilk soruna gir koçup ondan devam edelim, açılalım. Çiçin. Ben siyasi soru sorsam sövmezsin değil mi bana? Yani çok sokmalar. Tut, tut tuta, tutarlı bir siyah. Başımı belaya sokmayacak. soru yani. Abi hükümet değişikliği mi daha çok işinize yarar yapım için yoksa hükümetin kalması mı? Bak bu güzel bir soru ben buna ufak bir referans vermiştim ee, sana da arada sırada çıtlatmıştım yani açıkçası bu tarz filmlerin çekimlerinde istikrar sever izin kurulları çünkü her film çıkmadan önce bir kurula giriyor ee, bakanlıktan eser işletme belgesi çıkıyor falan. Yani açıkçası hani ben e, tamamen siyasi görüşlerimi çok belli etmeyi sevmem Atatürkçülük ve Türkçülük dışında ama yani hiçbir şeyin değişmemesi bir filmin çekimi için her zaman daha iyidir. O yüzden böyle dürüstçe bunu söylemiş olayım ama yani bence Göktürkler ya da Göktürk tarihi toplumsal, sosyo-kültürel fay hatlarının çok üstünde bir şey yani. Ben inanılmaz muhafazakar insanlar tanıyorum Göktürkleri hasta olan. Ee, i̇nanılmaz böyle Ahmet Erli'nin böyle çıldıracağı Erli'nin kafa atmak isteyeceği e, azılı komünistler tanıyorum Göktürkleri hasta olan ya bir birleştirici bir değer bir toplumsal bence uhu tarihsel açıdan Göktürklere gıcık olan aktif olarak onları sevmeyen siyasi görüşte birisi ile karşılaşmadım hayatım boyunca. Yani bence bence kimse ayağımıza taş getirmez ama hmm. hani tabii ki e, kim daha birazcık Türklük şuuruna sahipse onun birazcık daha sakınacağını düşünüyorum. Ama onun ötesine de detay vermeme gerek yok herhalde. Ondan sonra başka bir şey açalım. Mesela konsept çizim sürecinden bahsedeyim. Mesela buna oh. zoom et mesela. Mesela zoom et buna. Burada bir, bir karakter var. Bir e, Avar şadı var filmde mesela. Mesela bir, bir hayvan gibi e, bulunan oyuncunun kendisi de 2 metre 12 santim tamam mı? Gerçekten öyle. Hı hı. E, baltasında hayvan gibi olması lazım baltasının üzerindeki ya Tunç baltasının üzerindeki işlemeler nasıl olmalı mesela pattern mesela burada Batuhan bizim konsept e, sinir en baba konsept çizerimiz mesela bir şey yapıyor işleme yapıyor bunu Tom bizim silah ustamız e, Tunc'un üstüne hafif altın gibi ya da daha parlak işliyor mesela mesela sağdakine geç Şimdiden sonra bunu bana satar mısın? Abi bu neymiş satar, ya? Zaten, zaten mesela başka bir tane daha var. Burada işte şey denedim diyor. Hani böyle birazcık fazla Nordic olmuştu. Birazcık daha farklı böyle Acem, Parsi vari bir şeyler denedim diyor. Birazcık daha altınlaştırdım diyor. En sağdakine geç mesela şeyci oldum Masaüstü. üstü masa mesela bu da birazcık böyle daha dwarfvari vari blok bloki bir şey. Mesela Batuhan bunu gösteriyor bana. Ben evet. feedback veriyorum. Mesela tutulacağı yerin feedback'ini veriyorum. Tutulacak yer çok güzel. Bunu al şu patenli olana taşıyorum. Neden? Neden arkadaşlar? Şu şöyle, açıklayayım. Ben masaüstü üstü FRP'cisiyim. Ben 12 yaşından beri dungeon master'lık yapıyorum. Ben 12 yaşındayken ben 12 yaşındayken çoğunuz doğmamıştınız. Dolayısıyla ben Masaüstü Frp'yi çok severim. İtemler ve Artifact'ler çok önemli. Hani şeyde karakter... Zaten bilgisayar oyunlarında da var bir item alıyorsun Diablo'dan bir şey düşüyor işte e, nadirlik oranı yazıyor üstünde işte legendary item bilmem ne falan filan. Bu karakterin bu antagonist karakterin baltası çok böyle e, bir ayaklanma oluyor e, babasına karşı. Babası da çok güçlü bir hükümdar. E, oğlunu gönderiyor. Bütün bu bütün bu şey, bütün bu kasabayı öldüreceksin. ...işte erkek, kadın, çocuk fark etmeden hepsini öldüreceksin ve görecekler senin baltanla öldürdüğünü görecekler diye. Gidiyor babasının celladı olarak bütün çoluk çocuk hiç kimseye acımadan herkesi şey katlediyor bu Hı -hı. karakter. E, ve ondan sonra bu balta bir e, Orta Asya'da, Türkistan'da bir namı oluyor. Şimdi onu söylemeyeceğim o büyük spoiler. Bu balta öyle bir dehşet e, objesi haline geliyor ki e, baltayla o baltayı kullanan 2 metre 12 santimlik oyuncunun adı aynı oluyor. Hani o geldi hepimizi öldürecek çok dehşet, çok korkutucu bir karakter. Hani böyle benim için karakterler, itemleri falan önemli ya. Hı hı. O yüzden bu balta bu kadar önemli diye bu kadar uğraşıyoruz. Her... E, ayrıntı. Her o objenin üstünde, her prop'un üstünde bu kadar çalışılmıyor. Ama böyle var işte Boomin'in kılıçları var, işte Yarlık var. Yarlık'ı biliyorsunuz. Ondan sonra işte İstemi'nin Yayı var. Bilmem ne var. Böyle bazı karakterlerin kullandığı ve film boyunca değişen objeler var. Her perdede 3 saat 20 dakikalık film yani. Her perdede aynı itemleri kullanmıyor. Aynı objeleri, propları kullanmıyor karakterler. Kostümleri değişiyor, zırhları değişiyor. Bazen çaresiz kalıp böyle daha sefil, dövüşmek zorunda kalıyorlar. Bazen böyle bir şey oluyor bir boy başka bir boya bir şey hediye ediyor onu kullanıyorlar falan. Yani filmi izledikten sonra bir seyirci benim istediğim şey bunun masaüstü frps'ini oynayabilsin mesela ya da işte bu neydi Ahmet o Hamburglu kardeşler var ya benim görüştüğüm. E, Battle, Be Brothers. Battle Brothers Battle Brothers'ın tasarımcısı iki Alman çocuk var onlarla flörtleşiyoruz böyle. Çok seviyorum onların oyun sistemini mesela böyle çok e, turn based çok tatlı bir stratejik Sandbox bir Orta Asya'nın bunun versiyonunu yapın biz lisanslayalım size işte %50 karı sizin olsun ee, hani normalde %50 verilmez büyük lisansta oyun şirketlerine daha az verilir. Ben Benim için umurumda değil. Güzel oyun olsun yeter. E, filmi izledikten sonra oyunu oynamak istesin. Ya da işte masaüstü FPS oynamak istesin. Amacım e, oradaki öykü evrenini şey yapmak. Bir mitos haline getirmek. Evet tarihsel nitelikleri var filmin ama belgesel çekme niyetinde değilim. Benim kendi vizyonumla başka türkologlarla başka böyle... E, Türkiye tarihi incelen insanlarla eder muhabbet içinde çok tartıştığım benim savunduğum konular var. Mesela işte bu konuda yaratıcı beyin Bartu'dur mesela ee, Bartu'nun işte e, Bartu'nun Türk mitolojisi atlası var böyle çok güzel konsept şey yaptıkları. Mesela onun bir tarzı vardır. Vizyonunu koyar. Hmm. Benimki farklı. Mesela Bartu kesinlikle politeistik olduğuna inanır. Başka şeyler e, Tengri'zmin öyle olduğuna inanır. Ama ben işte Ahmet e, Taşal hocamızın bana anlattıklarından sonra oradaki arkeolojik şeylerden sonra ben e, Tengri'zmin monoteistik veya monoteistiğe aşırı yakın bir din olduğunu savunuyorum. Ama bu benim mutasip ya da Dindar bir... yani Müslüman dindarı olduğum için değil anlatabiliyor muyum? Öyle bir derdim yok yani alerji kapıyor bazen Twitter'da şeyler e, mavi saçlı Türkologlar şey diyorlar işte hani a yok işte İslami tarihle e, Tengriz tarihi yakınlaştırmak Hiç yok alakası yok alakası yok yani benim öyle bir derdim yok ben dindar bir insan değilim yani ama gerçek varsa da onu e, kendi vizyonum dahilinde savunmak istiyorum yani Tengri kelimesi bizim bildiğimiz şekliyle e, şu tanrısı bu tanrısı gibi değil ya da işte Ülgen ya da işte Kayra ya da işte ne bileyim e, erlikle yani şey mitolojik erlikle Tengri'nin statüsü aynı değil. Tengri denilen Overgod'ın. Anlatabiliyor muyum? E, dolayısıyla O biraz benim... Iluvatar gibi aslında. Aynen. Bak çok güzel dedim. O yüzden Tolkien'i çok severim. Evet. E, mesela İlu... Iluvatar ile tabi bu kastiği değil. Alakası yok yani. Tolkien'in umrunda olduğunu düşünmüyorum. Türk mitolojisinin. E çünkü o daha çok Anglo-Sakson ve işte Nordik mitolojide ilerliyor. Ama Tengri'nin sonsuz olduğu. O yüzden benim aklımda mesela benim hayatımda Tengri ile Allah eş anlamdır. Kullanırım yani Allah korusun derim. Allah Allah derim kızdığım zaman ya da takıldığım zaman ama hani Tengri benim için Tanrı kelimesinin, God kelimesinin en öz Türkçe hali. Benim için inançlarımla alakalı bir şey yok. Öyle hani bazıları der ya Tengri deme, Allah de bilmem mi de işte... Hüda de, e, olmadı. <laughs> Hüda de, e, Rab de bilmem ne yani o tarz böyle benim, benim hakkımda ikisi eşit yani. Çünkü bir bir kelime çünkü Allah kelimesi de El İlah'tan geliyor. İlah da Elohim'den geliyor. Yani bunların hepsi semavi dinlerin etimolojik olarak bir domino taşı gibi geriye gidiyor. Dolayısıyla benim bakışıma, bakışıma göre bir iluvatar gibi aynen senin dediğin gibi Ahmet bir overgod Japon mitosuna da çok benziyor. Çünkü tin diye bir kavram var. Ruh demek ama şeydeki ruh gibi. Kamiler gibi e, Shinto'daki. Tengri kainat yaratıyor. Sonsuz. Mesela sonsuz olduğunu kimse yani kendine sonsuz dediğini ve insanoğlunun Tengri'nin sonsuzluğuna akıl erdiremeyeceğini bütün Türk mitolojisi yani sevenler bilir. E, dolayısıyla başka tinler yaratıyor. Bu insandan önce tinler yaratıyor. Yani ruhlar yaratıyor. Spiritler. Bunlardan bazıları daha güçlü. İşte mesela Erlik böyle ilk e, kainatın ilk tini. E, Erlik o yüzden bir antagonist karakteri gibi. Aynı, aynen Melkor gibi, işte Morgoth gibi. Böyle işte ama tabii e, Morgoth gibi saf kötü değil Erlik. Erlik daha çok böyle bir e, Hades gibi. Yani e, e, fevri sevri e, yani, amaçlı kötü. Evet, evet, yani kötü de değil. Yani mesela mesela şey diyor, insanoğluna ben ya yani mesela hırsı temsil ediyor, tamam mı? Ama hırs kötü de diyebilirsin hırsı ama bazen faydalı hırs da vardır. Doğru değil mi? Ya da işte Hades mesela. Mitolojide yeraltı tanrısı yer işte. Evet. Ee, Zeus'un kardeşi. Zeus ve Poseidon ve Hades. Üç kardeş işte. Hades ee, mitolojide böyle aa evet işte ölü, ölülerde işte River of Sticks falan oralarda takılıyor. Kendi boyutu var Hades diye falan. Tamam. Ama bazen mesela mitolojik kahramanlara yardım ediyor. Arada sırada böyle e, dönüyor böyle. Protagonistlere kıyak yapıyor. Anladın mı? Yani saf kötü ve saf iyi gibi düşünmemek lazım Erli'yi. Bunu hep söylüyorum zaten. Bu konsept çizimler bu yüzden çok önemli diye bunu göstereyim dedim. Sen bir sonraki sorunu sor. Söyle bana dostum. Ben sorabilir evet. miyim? Sor dostum. Abi brand resource işini nasıl yapacaksın? Hani dedin ya oyun falan filan yapacağım. Hani bu sadece oyunla mı kalacak? Böyle kıyafet falan tişört ya, yani falan Yani şimdi, şimdi ben zaten daha iki bittikten sonra 2017 yazında direkt olarak her şeyin 3 filminde ismini web sitelerini, trademarklarını, patentlerini yani sadece web sitesi almakla, şirket kurmakla ye, geçmiyor. Bir de Paris anlaşması diye bir trademark anlaşması var. Türkiye buna taraf, tüm Avrupa Birliği de taraf, Amerika değil. E ayrı ayrı yerlerde, bütün kıtalarda yani bunların hepsinin trademarkını aldım. İlk adım o. Siz de mesela, mesela Ahmet de bizim bir fikrimiz var. Ahmet söyleme ismini mesela. O onu da eninde sonunda mesela her Venüde, her yerde bunun ismini belli bir şekilde haklarını alman lazım ki ondan sonra birisi şey iddia ettiği zaman yok kardeşim al bak benim şu tarihten beri patentim var ayağını denk al diye Sulhen uyarabilesin diye. Neyse tabii ki ben çok oyuncu olduğum için, oyunları sevdiğim için falan bunlara girişim yaptım ama her şey filmde bitiyor. Yani film sıçarsa kimse oyun Gerisi olsun sıçar. demez. Evet. Tabii, ya tamam. da işte mesela kitap var. Mesela Buğuma'nın e, macerası filmde başlamadan önce Göktürk Devleti ya Türklerin bağımsızlık mücadelesi başlamadan önce onun e, ondan önceki 10 seneyi filmde referans verilen 10 seneyi yazdığım bir kitap var. Böyle boş vaktimde depresif olduğum zaman işte ne bileyim filmle alakalı koşturmaca olmadığı zaman boş boş oturmak istemeyince o kitabı yazıyorum. Çünkü Boomin o kadar derin bir karakter oldu ki e, şey onun öncesine, hayır, onun öncesine ay onun öncesinde mesela kitabını alabilecekler ama yemin ediyorum bunu bunu para derdiyle yapmıyorum merchandising derdiyle yapmıyorum beni bilenler bilir ya ortağımda ben bol bol delirtirim para benim umurumda değil arkadaş yani e şey olarak daha iyi bir film yapmanın daha iyi bir ürün yapmanın vesilesi para abi otobakopa yani. para harcıyorsun bak bir arkadaşın kardeşin olarak söyleyeyim hazırlıkları gördüğüm için yani en ufak şey arkadaşlar parayı ay ufak bir ayrıntı Neler var, umurunda evet, olmuyor ay yardırıyor. Ama sen de öylesin bak sen sen mikrofonu aldın şuuru aldın Hı -hı. neden sesin daha iyi olsun daha iyi yayın yapasın diye doğru evet, değil mi evet doğru yani bir bir amaç için parayı harcıyorsan o parayı İş kazanmak efendim. istiyorsan evet o o birazcık daha liyakat esaslı bir kazanç şeyi. Yani ben daha a belli bir miktar kazandım. A Alper gişe rekortmeni film çekebiliyormuş. Tamam o zaman girelim diyen adamı ben kanalize edeceğim ki bir sonraki filmi daha büyük yapabileyim. Benim Panzehir diye bir filmim var. Full film noir'dır. John Wick'ten 2 sene önce John Wick hikayesine benzer öğeler taşıyan bir filmdir. Hiçbir zaman onlara dava açmadım hani. Farklılıkları da var o sorun değil de. Tetikçinin onu yetiştiren, iyi tanıyan baba tarafına ihanete uğramasını anlatan bir film. Mesela Panzehir'i aşırı stilize yaptım. Abarttım yani. Bütün fetişlerimi, bütün o Spaghetti Western fetişlerimi koydum. Bütün film noir, abartı referanslarımı koydum. Kendi kendime şey yaptım yani böyle yaratıcı mastürbasyon yaptım gibi. Herkes anlayamaz o referansları. Ama ondan sonra hani çok kazanmadı. Tamam işte Soma felaketi falan filan da oldu. Evet ama Panzehir hiçbir zaman gişe rekortmeni olamazdı. Ha. Onunla beraber işte üçüncü filmimde şeyi anladım. Tamam demek ki yani full yaratıcılık, full entelektüel olarak kendimi tatmin etmek de bir sonraki projeyi daha büyük yapamayacağı için tehlikeli. Benim yeni bir felsefe geliştirmem lazım dedim. İşte o da Spielberg felsefesi. Yani hem izlenebilecek filmler yap ama aynı zamanda bir sonraki projenin daha büyük olacağını garantileyecek şekilde kapitalist değerlere de önem ver filmin yapısında diye. Çünkü nihayetinde sen bilet almıyor musun? Dünyada herkes bilet alarak ya da bir venue'ye üye olarak dijital Hani korsan olsa bile sen o korsan yayını dizi izlerken Türk hizmet sitelerinde reklam izliyorsun. Neydi o? Bet bilmem ne. Bin tane böyle bahis sitesi şey izliyor. Yani biri her zaman para kazanır senin bir kontent izlemenden. Asla kurtulamazsın ondan. İş insanı abi. Tor Bey. Torrentlerde bile. U-Torrent. -torrent kullanıyorum ben abi. Abi u de reklam alıyor merak etme. u de bedava olması bedavadan değil. Her şey böyle bir Ouroboros gibi kapitalist sistemde kendini yiyor ya da başkasını yiyor. Çok böyle sosyal darwinist bir düzen var. Neyse Furkan'ın sonrasına geri dönelim. Önce öykünün, önce hikayenin, önce yapım değerlerinin iyi olması lazım Furkan. Ondan sonra insanlar yavşamaya başlıyor. Mesela daha iki bitti. Daha ikiyi bıraktım. Hani daha iki finansal olarak çok çok daha başarılı bürüden. Börü'de bile insanlar işte bir tane böyle bir first person shooter var. Türk. Adını unuttum. Onlar mesela bir tane işte lisanslı e, börü modu yapalım mı? Karakterler olsun bilmem ne falan filan. Ben de yok ya durun şimdi ona gerek yok falan dedim. Orada e, Amerika'dayken şeyle görüştüm işte e, Washington'da Sir kurucusu e, Robert Sirotek diye bir adam var. E, onunla beraber Dalliance'ın lisansını full her şeyi almak istediğimi söyledim. Dağdan bahsettim. Hani dağ evreninde geçen Jagd Alliance 2 mekanikleriyle bir oyun yapmak istiyorum. Büyük hayalim bu. Adına Jagd Alliance 3 deriz. Yine mercenary'ler olur. İşte karışmış Suriye'de böyle Türkler, işte e, kuzey Irak Kürtleri işte oradaki MİŞİD. inanılmaz bir Jagd Alliance 2 oyunu yapabiliriz falan. Onlar da çok gaza geldi. Sonra THQ Nordic diye göt bir Avusturyalı şirket lisans haklarını çok çok kazık teklif etti. Biz de boş verdik o kadar paramız yoktu. Ah lan. Abarttılar ya. Abarttılar çğ, ya. THQ Nordic'in THQ Nordic'in selamlar benim. Heh, selam değil. Ananı, çğ. o Avusturya'nın anasını Anasını. THQ <laughs> Nordic'teki çocukları hepinizin anasını... Neyse şimdi. Evet devam edelim. Ah lan. Sarı sarı. Çok yani. kızdır. Aa, çünkü yani bir mal yani gidiyorsun bir kilo domates alacağım diyorsun. 100.000 bin dolar abi demesin bir şey hisseder anladın mı hani absürt yani. Abi ben bu arada sadece şey için sormamıştım ya böyle figür falan değil yani brand resource THQ ki falan. Nordic. Hayır. <laughs> Her şeye gireceğiniz mi yani? <laughs> şey var. Bir, bir gamer arkadaş var. Enes mi? Şey. Enis. Enis. Değil mi? Hı? Enis diye. Şerisat. E, <laughs> Abi ikisi evet. de gamer de bir tanesi kokoreçe verdi kendine. Hayır Öyle hayır. Göre, e, bu Enis, adam en, 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 Enis böyle oyun sektörünü çok iyi biliyor. Aile olan evet. E, enis böyle oyun sektörünü çok iyi O bir video yapmıştı THQ Nordic ile ilgili. Öyle büyük... Bu çocuğu ki Avusturya, o Viyana'yı, o Viyana'yı alacak. Okay. O, o, o Viyana'yı alacaktık o o Avusturya neyse şimdi bu herifler ne yapıyor biliyor musun Jack Jagdolines lisansını zamanında satmışlar çaresizler diye her gün eo 4te Viyana'yı hmm. alıyor ben biliyorum her ya gün biliyorum her gün onları şey yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> neyse ondan sonra şey e, bu herifler şey yapmış farklı license IP'leri alıyorlar. Mesela şey de onlarda. Bir, bin tane oyun var onlarda. Ondan sonra şey yapıyorlar. Biz biz sadece license hold ediyoruz diyorlar. Bir parazit gibi developerlara yüzde on beş, paya oyunu yaptırıyorlar. Steam'deki karın da yüzde alıyorlar. Hmm. Hani sömürüyorlar developerları. Hani sen bir independent developer'sın diyorsun ki ben ben işte Jack Alliance evreninde geçen ya da bilmem ne evreninde geçen bir şey istiyorum, bir şey yapmak istiyorum diyorlar onları sömürerek yaptırtıyorlar. Onları sınırtından hayvan gibi para kazanıyorlar. E, o kadar düşük yüzde alıyorlar. İşte Ahmet senin Türkiye Twitch durumun gibi. Anladın mı? Şey gibi yani senin senin hakkını alamadığın bir düzende hiçbir şey yapmadan para kazanıyor şey. O şey Twitch. Işte. Oh o yüzden, o yüzden bu kadar doluyum. Neyse. O yüzden öykünün filmin iyi olması lazım ki teklifler gelsin. Ama hey. benim gönlüm strateji oyununda. Söyle dostum. Soru Sorayım artık da. Tamam. Şimdi Sor. bu hazırlıkları en ince ayrıntısına kadar biliyorum. Bundan kaynaklı senin çok üstüne gelip makara konusu yapıyorum bunu. En ufak ayrıntıya bile aylarca uğraştığını gördüm. E, filmi yapmaya karar verdiğiniz günden beri de 50 bin tane dert başınıza geldi. Bunda yakın arkadaşın olduğun, olduğum için biliyorum ama. Doğru, bu, doğru. Bunun işte pandemisi ayrı mesela şu an hükümet e, ya seçim bile sizi çok etkiliyordur. Yani Seçime dair bile reaksiyon almak zorundasınız. O bile sizi çok etkiliyordur. Doğru. Ayrıntılarını bildiğim için. Bana evet. söyle abi. En büyük derdiniz neydi? En büyük sıkıntınız neydi şu dönemde? Filmi yapmaya karar verdiğin ilk günden beri. Hazırlıklarda başına en büyük bela açan, dert olan, sıkıntı ekonomik, yaratan. Ekonomik çalkantı. Hiç şüphesiz direkt çat diye söylüyorum. Ekonomi panda mı? Ekonomik çalkantı. İnanılmaz ekonomik çalkantı. Çünkü bak neden? Çünkü dolar üzerinden filmlerden filmlere yatırım yapıyorsun. Yani doların TL'ye dengesi olarak ama TL kazanıyorsun. Doğru mu? Hı hı. Yani bu nasıl bir şey? Diyelim bir filmin bütçesi var. Filmin ham madde, sanat, ekip, ekip kaşeleri de çünkü Türkiye çok verimli bir içerik ülkesi. Bol bol dizi, film, kalite seviyesine olursa olsun yapılıyor. Bu insanlar dünya standartları kadar olmasa da Türkiye'deki başka sektörlerden daha iyi kazanıyor. Orantısal olarak daha iyi kazanıyor diyorum. Dünya klasmanında hmm. bok gibi kazanıyor ama Türkiye'de yani Almanya'daki bir manavla e, Türkiye'deki bir manav daha yakın birbirine. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu, bu sektörde dolar üzerinden her şey artıyor ama kazancın, senin sinemada sattığın biletin kazancı TL kazanıyorsun. Dolayısıyla TL bir anda e, şey yaparsa, değer olarak çökerse sen dolar koymuş oluyorsun ama TL üzerinden alacağın paranın şey yani alım gücünü en çok etki ettiği sektörlerden bir tanesi sinema. Hani öyle iyi bir film çıkması lazım ki ya da İyi tabi izafi bir kavramdır. Hürriyet. Öyle e, gişe potansiyeli olan bir film çıkması lazım ki bu korkuyu bir yatırımcının gözünde yensin. Mesela Bergen diye bir film vardı doğru değil mi? Evet. E, Zeynep'in oynadığı, Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı. Bergen o senenin doğru düzgün para kazanan tek filmi. E, mesela Bergen bir tane Bergen var ama Bergen gibi kazanmanın hayalleriyle girip de çöken 10 tane film var. 10 tane de Yergen var. E, 10 tane de yemiş Yergen var. İyi yemiş yani. He evet, onlar da patladı i̇yi. yani. Evet. Belladonna gibi yemiş yani. Dolayısıyla bu korkuda e, yatırımcı korkaktır haklı bir şekilde. Diyorlar ki başka ne değer var diyorlar. Heh, ondan sonra ben diyorum ki senaryo okuman lazım diyorum. İşte senaryoyu hakikaten oturup bütün içeriği, bütün öyküyü okuduktan sonra da benim ilk yani ilk başarıma da yapımcı olmuş Muzaffer abi. Muzaffer Yıldırım. Mars'ın eski CEO'su. Şimdi ondan sonra işte e, Newlook diye bir yapım şirketi açtı. Muzaffer abi, Alper hani senaryo rüyalarıma giriyor. Bu filmi yapalım. Hakikaten hala riskli. Hani Türkiye'nin ekonomisi hakikaten pamuk ipliğine bağlı. Ama yapalım. Kaybedeceksek de az kaybedelim. Çünkü bu filmle, bu filmle akademi ödüllerine yürüyebiliriz diyor. Hatta birkaç tane kilit yabancı oyuncu koyarsak dedi. Bunu ben kendi övgümü yapmak için demiyorum. Onun dediği bir şey bu. Kendisine sorabilirsiniz. Ya da okuttuğum işte Blue TV'nin CEO'su Deniz Hanım'a sorun. Netflix'ten okumuş insanlara sorun. Hepsi son derece kurt kapitalist bu işlerin formülüne bakan insanları olmasına rağmen hepsini ağlatmışımdır bu senaryoyla. Dolayısıyla senaryo iyi. Çünkü Covid'de kapandım bir sene e, cilaladım senaryo anladın mı? Çünkü senaryoyu her zaman yazabilirsin. Orası belli ya zaten. Kurgu, mesela kurgu gibi bir şey. Bak Cavus'cum sen kurgucusun. Hı hı. Bir kurgu hiç biter mi? Bitmez yani durmadan kendine bir frame düzeltirsin. Ah ertesi sabah uyanırsın kahveni içerken ulan bu bu benim bu benim işte şey yaptı. Bam telime basıyor. Burayı birazcık daha düzeltebilirim falan dersin. Durmadan Doğru durmadan evet durmadan. Sonsuza evet. kadar kurgulayabilirsin. Ben de sonsuza kadar Covid'de ben Ahmet gibi düşünmüyordum ana koyayım. Ben zaten OCD'li bir adamımdır. Elimi günde 10 kere yıkarım yani. Maskemi de kolay kolay çıkarmadım Covid döneminde. Ee, ben dedim ulan Hayirdik biz zombiler geliyor dedim yani. Benim kabuslar, hatta bütün arkadaşlarım Alper'in kabusları gerçek oluyor galiba falan dedi ilk birkaç ayda. Çünkü hakikaten ben böyle Contagion diye bir film vardı Ahmet hatırlıyor musun? Soderbergh'in. Contagion gibi hakikaten toplumsal çalkantı olabilir diye endişe ediyordum, kaygılanıyordum. Neyse o kadar ileri gitmedi ama e, o gözle kapanıp sadece senaryoma odaklanabildim. O yüzden vazgeçemiyorum yani. Kilitli, seksi böyle sıfır yağ, full baklavaları olan 209 sayfalık senaryo ve işte hatta böyle Netflix ve başka daha Türkiye'deki yerel sermaye insanlar şeydi dedi, Alper dedi ya bu 205 sayfayı sen aslında 9 bölüm yaparsın bunu dizi yaparız falan filan diye böyle Faustus'a flirt etmeye gelen Lucifer gibi şey işte Mephisto Teles gibi beni yozlaştırmaya çalıştılar. olmaz dedi. Bu bir sinema salonu deneyimi olmak olması lazım dedim. Ne olursa olsun yani. Abi yeni soruya geçeyim mi? Geç yeni sor Abi hazırlık soru. Hazırlık dedik, yani. ekonomi dedik. E, götür, evet. Ekonomiden kaynaklı çok fazla kötü şey... Ekonomik şeyleri... çalkantı en büyük halen risk. O yüzden Muzaffer Bey'e, e, Muzaffer Bey'den sonra da e, Alper Bey'e kendime teşekkür ediyorum. Çünkü hayvan gibi para yaktık bu işin ön yapımı ilerlesin diye. Bu kadar para yakmışken bazı isimlerde çok fazla dirilttiğinizde ben yakından şahit oldum. Mesela işte bu set dekoratörü yapı, Yapıldasın yap ya, son ya son ay, son. aynen Sonya Hanım mesela niye bu kadar direttiniz? Sonya kim? Am şey Al e, Alper abi anlaşayım, anlatır, anlaşayım, şimdi. Anlatacağım. I now get it's good the the place Oksana. where uh, will speak to uh, to Kashka is perfect. Um, the pillars are good and, and as long as the stands have uh, as Sonya said as long as the So, so this this looks kind of like, uh, it, it's not the best uh, uh, gladiator arena, but it's it's very popular in this uh, dirty town, if I can give that, uh, you know. So what you could have, just to interrupt you, you've got the three yeah. layers, and then at the back, the platform is actually deeper, so you can actually have people standing there on the top row there um, with a bit of railing around. on that On that back. Deeper yeah, on the edge. back wall, can you see? this? because we have to back? put we have to put a railing across there for help anyway to stop people falling off the back, right. so you can have people standing. In, in the beginning of uh, the the gladiator one, you really thickened that initial uh, arena set up. It had five tiers on it, but the thing is, you've got 153 extras, and also you've got to Ridley um, had all real people. So that one that we did in morocco that was all real extras it wasn't there wasn't any cg with that one it was that was all real but yeah, um, but you've I'm got gonna to make a it... replacement haven't you because you've only yeah. got 153 extras but sonia i'm gonna make it obviously i'm gonna make it look as if it's like packed to a thousand or a thousand yeah hundred yes. people right yeah okay Then we're good, yes, they I like it. They can stand it. on the back and it's quite nice when they stand because it means they can kind of move their... You know, there's a bit more action. Şimdi yeah. bu şeyi açcağız. Yeah. Bunun good. hemen e, yine solunda şey var. Arena Detail 1.jpg diye bir şey var tamam mı? Evet abi. Aç onu normal. O kaliteli olması of. lazım. Ha, şimdi bu... Bu... E, 128'de biri o teknik çizimin. 4 tane teknik çizim şeyi var. Sonya'nın bahsettiği Ridley kim biliyor musun? Ridley Scott. Çünkü Sonya... Gladiatör'ün set dekoratörü. Gladiatör filminin. Ondan sonra Prometheus'un yapım tasarımcısı. İşte şeyde American Gangster'da. Yani böyle hakikaten A-liste Hollywood yapım tasarımcısı bu kadın. Ve bu kadın çizmiyor bunu. Bu kadının bir ekibi var. O ekibin asistanı. Teknik çizer, profesyonel mimari teknik çizer. Bir tane işte şeyde şu anda ya soğudakların topraklarına ya Sogdia'da günümüz Tacikistan'ın orada bir tane bir şehir var. Bir uç, uç şehri. Orada bir arena var. Orada arada sırada e, booming gidip taş böyle e, diri almak için e, para istemeden gladyatör arasında kapışıyor tamam mı? Rastgele akunlarla işte oraya e, yolu düşmüş... E, ya yani gladyatör şeyini bilirsiniz işte bilgisayar oyunlarında neyse ama bu şeyde kimse o dönemde akunların ya da soğudakların mimarisinin tam olarak nasıl olduğunu bilmiyor. Çünkü sene 550 milattan sonra 550. Dolayısıyla mesela önce bir versiyon yaptılar ki bu minnacık bir parçası. O tifi size atsam e, tanesi 2.5 GB falan böyle makine kasıyor yani. Ee, mesela bu bir parçası işte mesela ben dedim ki işte çatı yapısı hafif böyle doğu gibi olsun ama böyle küçük soğudak ya da farsi desenler olsun işte Türk topraklarında yakın sürekli böyle çelik kullanmayın ya da sürekli böyle taş kullanmayın arada sırada şey mey kullanın hani böyle hayvan derisiymiş işte ee, neydi o ne taşıydı o cami minaresi yaparlar bizden ne taşıydı lan o ee, böyle hani geçirgen su geçirgen bir taş vardır ya ee, bir rüzim alacağım Erpiç e, falan mı ne? O, e, öyle işte yani ha Ponza. Ponza işte öyle bir şeyler yapın. Çünkü hani bu soğudaklar da o dönemde Türklerle İranlar ve Bizansların arasında kalmış bir noktada küçük bir uygarlık olarak onların <laughs> her birinden parça alması lazım füzyon diye. Bunu yapıyorlar. Tabi bunu yaparken hayvan gibi parada kazanıyorlar. <laughs> o ayrı. Ondan sonra bunu yapıyorlar. Bunu böyle aşırı detaylı inşaata hazır. To scale. Yani orada hani küçük şu anda görünüyor mu bilmiyorum. Rakamlar var ya mesela yüksekliği şu bölgenin, şu sütunun genişliği bu. Bunu bildiğim bir set ekibine verip, Türk set ekibini bunu inşa edecekler. Anladın mı? Ölçülerini yazıyor herif milimetre olarak. E, dolayısıyla çok böyle şey e, detaylı bir süreçte i̇şte Sonya böyle bir kadın hakikaten profesyonel. Şimdi Sonya'yı biz tavladık, senaryoyu beğendi. Alper ben bu Muzaffer abinin bir tanıdığı bir A liste Hollywood oyuncusu var daha önceden çalıştığı. Hı hı. Water Diviner'da Muzaffer abi de karizmatik adam gitti işte şeye bu beyefendiye bu Oscarlı oyuncuya WhatsApp'tan mesaj attı. Dedi ki işte... E, benim bildiğim isim mi bu? Evet evet senin bildiğin Ona mesaj attı. Kim var dedi. Alper illa Hollywood yapım tasarımcısı diyor. Çünkü yapım tasarım nedir biliyor musun? Bir filmin 3 veziri vardır tamam mı? Üç tane başkanı vardır. Şey pardon bir yönetmenin 3 veziri vardır. Tabii ya hayır şu, o, o sonra o posta. O senin için Çeşim geçerli sonra... değil. Normal yönetmen için evet, geçerli o, ama. Senarist birinci vezir. Çünkü Hı -hı. E, çok önemli. Sinematograf ikinci vezir. O da çok önemli. Yapım tasarımcı 3. vezir. Yapım tasarımcısına Türkiye'de genel sanat yönetmeni diyorlar. Çünkü bizde sektörümüz birazcık daha mütevazı olduğu için sanat yönetmeninden sonra genelde tepede olmazdı. Sonra büyük yapımlarda böyle Netflix orijinallarında artık genel sanat yönetmeni dedikleri production designer yani sanat yönetmenlerinin patronu ve Sonya'da öyle büyük ekiplere alışık ki dört tane altında sanat yönetmeni var. Böyle bir piramit var. Onun ondan da bahsedelim gibi. lafını bölüyorum ama daha önce e, yer aldığı yapımlardan bahsedelim. İşte set e, dekoratörü olduğu veya işte yapım tasarımcısı olduğu yapımlardan bahsedelim bence abi sen bahset. Ben yani yani sorarken neyse aslında son, son, onu son, yapacaktım. Bu bu çok büyük ekipler. Yani Sonya'nın mesela Prometheus'ta 250 kişilik sanat ekibi varmış. Ulan ben daha biri 5 kişiyle çektim. E, 30 kişilere daha 2'yi çektim sırf sanat departmanı 250 kişi gibi devasa şeylere alışık. Neyse Muzaffer abi bu Oscar'lı oyuncu dostuna mesaj attı. O birbirlerini çok seviyorlar. Ben ben işte 8 filmimde beraber çalıştım Sonya'yla. Ridley ile beraber bütün filmlerimde Sonya'yla çalıştım. En güvendiğim odur, tuzludur falan demiş Muzaffer abiye. Ondan sonra ben de olaya dahil oldum. Muzaffer abi dedi git hani Sonya'yı tavla dedi. Senaryonun gücüne inanıyorsan. Ben de senaryoyu hem İngilizce hem Türkçe yazmıştım çift dilliyim diye. Zamanında yani mahsur kalmışken Covid'de. Hı hı. İngilizceyi gönderdim. Sonra direkt hadi konuşalım falan dedi böyle. Kendi menajerini es geçip. Bu güzel bir sinyal. Çünkü normalde hani menajerimle konuş derler. Yani Oscar'a aday olmuş tipler böyledir. Ondan sonra konuşalım falan dedi. Alper dedi işte ben hani çok şaşırdım. Çünkü it wasn't a shit script dedi. Yani hani boktan bir senaryo değil dedi. Ve bunu hakkıyla böyle gerçekten bunun hakkını bütçesi olarak hakkını verebilecekse inanılmaz bir şey çıkarız dedi ve ben yükseldim dedi tamam mı? Oy, ee. Ben de aynen Muzaffer Muzaffer abi dedim ki abi dedim yani bak dedim bu Sonya bak ben istiyorum tabii dedim Muzaffer abicim dedim ama zor olabilir. Bütçe, hmm. Bütçenin seksenini sen masaya koyuyorsun. Ve bu kadın şey yani BMW 327 değil bu kadın ee Porsche 911. Ona göre bir ekip isteyecektir. Ona göre sanat departmanının bütçesini arttırmamız gerekecek falan dedim. Muzaffer abi de yok yok en iyisi olsun falan filan diye gaza geldi. Çok okay. o konuda idealist bir insandır. İşte çok iyi de bu sırada Türkiye'nin ekonomisi çal çalkanmaya da devam ediyor her geçen gün depremde olmamış. O yüzden bin tane stres faktörü var burada finansal olarak. Neyse. Yani na nasıl etki edebilir ki diye soran arkadaşlarımız varsa. E, deprem oldu diyelim. Depremde yeniden inşa süreci var. Bizim platoları inşa etmemiz için gereken ham maddelerin fiyatları uçuyor. Siz her ne kadar vatan için, millet için fiyatları uygun tutun. E, ey sektör diye azarlasan da o tipleri yurt dışından aldıkları para yani kapitalist bir sistemde arz talep meselesi e, inanılmaz büyük bir felaketten sonra yeniden inşa sürecinde demirden tut, e, saça, saç tut tahtaya, tahtıdan tut işte çimentoya İlisine her şey kadar artıyor. Hı hı. Evet her şey artıyor. Neyse biz o sorunu aşarız. Yeter ki oradaki insanlar huzur bulsun ama ya yani Türkiye'deki bu ham madde fiyatları da uçtu. Neyse ondan sonra bir şekilde yaparız yaparız dedi. A kaliteli ekibini oluştursun dedi. O Andrew Rothschild. Şimdi Rothschild falan diyorlar da. Ne? Hayır arkadaşlar aynı aile değil. Hmm. <laughs> İngiltere'de ne? bol bol Rothschild diye adam var merak etmeyin. Ne? <laughs> Alper Çağlar Illuminati mi? İlk göktürkü dirin dirin dünya devleti mi yapıyor? Flash. Yok. çok son derece işte Merlin diye bir dizide, işte ne bileyim böyle okkalı e, hatta senin o sevdiğin Rome'da bile dahil olmuş olabilir evet. zamanında Ahmet. E, Andrew ya, Andrew Supervising. Ya. Andrew Supervising Art Director. Yani Sonya'nın ikinci adamı. Sonya işte veziri azamsa Andrew da vezir. Andrew'nun bulduğu teknik çizer bunu çiziyor. Andrew onaylatıyor. Böyle bir bürokrasi oluşmaya başlıyor film içinde. Benim alışkın olmadığım bir büyümeye doğru gidiyor. Hem bütçe hem ekip. Bu hem bize heyecan verdi ama hem de zorlukları var. Ama soruna cevap vermek gerekirse Sonya Nasıl kapılar açıyor? Mesela ben Sonya ile bir film yaptıktan sonra bir akademi üyesinin referansıyla Sonya akademide oy veriyor Oscar'ları kim alacak diye. Onun referansıyla 5. uzun metrajımda yaptığım için ben ve Sonya da dahil diye ben ilk göktükten sonra akademi üyesi olmaya hak kazanacağım mesela. Mesela Türkiye'de çok az insandı. belki Nuri Bilge Ceylan'da vardır o kadar. Öyle bir şey. Çok az insana nail olmuş bir şeref bu. Ondan sonra mesela telefonunu kimsenin açmazlık yapamaz Sonya'nın mesela bir tane bir tane bizim bir hayvan var tamam mı? İsteminin e, egzotik e, ismini burada söyleyemeyeceğim spoiler'dan dolayı. E, i̇stemi'nin isteminin yanında duran onun bir companion'ı gibi bir hayvan var. Bu bir kartal boyutunda egzotik bir kuş böyle. Hani sanki o dönemden beri soyu tükenmiş. E, evet. o da, o da. Bulacağım bir bir fıkra anlat sen bu sırada. Anlattım bir de. Bir geliyor arasını satayım. Görüntü şu arkadaşlar. Arabayı sattım eşek yani, aldım. De Bahım derdi yok. Muane derdi yok. Bandural derdi yok. Tanıtıyorum. Evet arkadaşlar eşeğe bir daha tanıt demişsin arkadaşımın biri. Bu bizim eşeğimiz. Adı Gürbüz. Bu eşekte her özellik var. Uyyyy. Şimdi böyle bir kuş var tamam işte böyle evet. e, kır, kırmızı ve böyle turkuaz renkli egzotik bir kuş böyle. Hı hı. Bu Lamer Lamer Gayer diye kemik akbabaları vardır Avrupa'da devasa kuşlar. Ama bu, buna ben böyle şey ba, ba, Batuhan'la konuşurken şey dedim işte hafif hani bird of prey hani bir ka, e, kara kartaldan daha büyük bir tık daha büyük ama böyle hafif daha e, tüyleri uzun tüyleri rengarenk böyle tropik kuş gibi. Böyle bir yırtıcı bir kuş olsun dedim tamam mı? Şimdi mesela Sonya'ya dedim ki ya bu büyük bir CGI uğraş ve sıçması çok muhtemel. E, bunu nasıl yapacağımız sorunlarından bir tanesi. Aa yok hiç sorun değil falan dedi. Bana bir Oscar kazanmış bir maket maker Pinewood stüdyolarından buldu. E, bu adam bütün o işte ne bileyim e, Jurassic World'te hani e, analog olarak dinozoru yapmışlardı ya yerde kukla gibi. 90'larda evet, sürekli evet, evet. yapıyorlardı ya anim animatronik hayvanlar. Hı -hı. Bunu yapan bir adam dedi ki Sonya tavsiye ver dedi ki bak başını ya da göğüsten üzerisini animatronik yapalım bu adama yaptıralım paraya kıyalım vücudu CGI'de halledersin ve böylece yakınlarda bunu bir ana karakter gibi bu hayvanı isteminin egzotik hayvanını kullanabilirsin falan dediler. Ha arkadaşlar paranız nasıl yetiyor diyorsa yetmiyor işte onu yettirmeye çalışıyoruz yani büyük büyük sıkıntılar var yani bizim şu anda söylemek istediğim bütçemiz istemediğim bütçemiz zaten hayvan gibi Türkiye'nin gelmiş geçmiş en pahalı yapımı olma raddesini geçti dolar TL farkından dolayı çoktan. Evet. E, ama hani artık bu tarz detaycılık İngiltere'yi İngiltere sektörünü bile zorlayabilecek şeyler. Neyse Sonya bu tavsiyeyi verdi. Herif ayarladı. Herif dedi ben yaparım dedi. İşte herif gerçek böyle e, gerçek kuş tüyleri ile teker teker taksidermik olarak e, hidrolik böyle küçük bir robotmuş gibi ama böyle gelişmiş bir robot olarak düşünmeyin kukla gibi. Gözleri mözleri böyle e, nictating membrane var hani kuşlar yan gözlerini kapar ya böyle e, içte ikinci bir göz kapakları vardır ya. Hı hı. Onun gibi böyle yapıyor. Gerçekten çok kaliteli bir Muppet gibi. Bunu yapacak mesela tamam mı? Mesela Sonya olmasa biz bu herife asla er erişemezdik. Bu herif bizi asla siklemezdi. Telefonlarıma bile aç, açmazdı yani. Mesela. Sonya o yüzden e, çok kıymetlimiz. Çünkü normalde açılmayacak kapıları açıyor bize. Bu sorumuzda böyle cevaplamış olduk. Hatta mesela şeyi göstereyim sana. Bu bizim. Bak Türkiye'nin en büyük kapalı platosu bizim yani. Baksana uzay gemisi hangarı gibi yani. Görüyor musun? Deprem oldu. Ve bunun yarısını işte depremde acilen kalması gereken insanlara oradaki yaptınız, e, va valiliğin ve belediyenin e, de tabii ki on, onların isteğiyle e, seve seve bizim orada hatta idari yapımcımız e, yardımcı oldu falan filan her herkes her işi bıraktı e, deprem sonrasındaki süreçte toparlanma falan filan derken psikolojik olarak çünkü ekipler de mesela işte Hatay'da yakınları olan vardı işte Alper ve işte e, dekor ekibinden şu 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 insanlar gidiyor tamam gönderin hani verin. Ne masrafları varsa verin, gitsinler çünkü yakınları hayatta mı, onları ya da yaşıyorsa bile onların yanında olmak için gittiler falan. Yapım orada büyük bir sekteye uğradı. Ondan sonra zaten seçim trafiğinden dolayı durun bakalım, yerimizde duralım, işte atölyeleri inşa edelim falan filan diye. Mesela bu kapalı alanın içinde, şey, mesela bu kapalı alanın içinde bu min otağı olacak. Şimdi normalde e, Ahmet sen Tardis'i biliyorsun değil mi Doctor Who'da? Kim bilmiyor ya onu? Tardis'in esprisi ne? İçine girdiğin zaman dışında gözüktüğünden daha büyük gözüküyor değil mi? Evet, ya da öyle bir numarası evet, var. Evet, evet. İşte şeyde de e, biz de mesela Bumi yani öyküde böyle değil ama sinematik olarak Bumi'nin dışarıdan gözüken bir otağı olacak. Yani ailesinin yaşadığı yer. E, içine girdiği zaman da normalde onun dışından gözüken halinin bir buçuk iki katı set versiyonu olan kapalı güzel kontrollü ışıklandırılmış hava şartlarından bağımsız olarak mesela bu bu yere bu platoya inşa edilecek. O bile bir süreç. İşte onun da çizimleri var Evet, o da o da o da bambaşka baş belaları çıkarıyor. O yüzden yavaşlamamız gerektiği zaman yavaşlamak zorundayız arkadaşlar. ben zaten hani elimi taşın altında şu açıdan soktum. Ben tüm eleştirileri kabul ettim. Nerede ya bekledik iflahımız gevredi. Niye hala film çıkmadı diye eleştiri yapanlara ben dedim. Ya benim içime sinene kadar. benim o tarihe olan. Ya çünkü bir tane Göktürklerle ilgili adam gibi film yapılabilir. Ben o konuda eleştireyim seni artı bir soru sorayım. Çok fazla özeniyorsun. Bak çok fazla. Evet. Bak bunun yarısıyla özensen bile bahsettiğin film aslında çıkar biraz i̇şte, daha az hazırlık doğru. yapsan daha tarih daha az çekilir bak çok fazla özeniyorsun niye İşte doğru doğru ama ee, şöyle benim ilk benim babam çok büyük profesördür kimya mühendisi profesördür Hı -hı. de ee, büyük türkologdur aynı zamanda ve böyle bütün şeyleri türkolojinin ağır toplarıyla ahbaptır İsembike Togan işte e, Tuğrul Türkeş, şu bu falan. Bütün bütün o Türkolojideki e, siyasi spektrumdan bağımsız olarak birbiriyle aynı görüşte olmayan ama Türk tarihine sevdalanmış insanları seksençli adam tanıyor. Seneler boyunca tanıyor. Aynı zamanda işte böyle hayatını e, üniversitede e, rektörlük yapmaya, işte e, Türk Devleti, Kırgız Devleti ortaklaşa, Manas Üniversitesi kurmaya falan verdi. E, babam bana ilk anlattığı şeylerden bir tanesi Gök Türklerin... Kuruluş hikayesiydi. Hmm. Herkes, herkes Kürşad'a yükselir ya. Evet. Hani Kürşad ihtilaline. Ben Kürşad ihtilaline yükselirim tabii ki tarihsel kapasitede. O da ikinci film zaten 40 Göktürk. Ama Kürşad ihtilalinden önce beni daha çok cezbeden kuruluş öyküsü. Neden biliyor musun? Çünkü daha puslu. Daha çok sallayabilirim. Daha çok kurmaca, alpervari böyle... E, yarı fantastik olsun ya da yarı böyle e, sinema izlenme deneyimi olarak kurmaca şeyler kendimden koyabilirim. O yüzden ben babam 18. yaş günüm mü 17. yaş günüm mü hatırlamıyorum. Babam işte e, Bumin ve İstemi kardeşlerin hikayesini öyle yemek masasında hani normal bir öykü anlatmak için anlattığı zaman o an cezbedilişimi ki o an benim Türkçülükle. İşte e, milliyetçilikle alakam yok. Anladın mı? Yok yani. Öyle bir şuur yok. Şu anda olduğu kadar bir şuur yok. O yüzden hani e, benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi o öykünün hakkıyla yapılması. Hakkıyla yapılması için de yani e, oha dedirtmemiz gereken kitle Türkiye'de değil. Türkiye'dekiler zaten duygusal bağdan dolayı oha derler. Aşık olurlar. Ya da yerlerde sürünen... Ee, şey film grameri kalitemizden dolayı her işte yüzde %20 çok güzel işimiz var ama %80 yerlerde sürülen e, film grameri kalitemizden dolayı zaten bizim millet etkilenir. E, birkaç gözyaşı yaşı dö döker, alkışlar, hastası olur çıkar. Çok daha standarda az olan projelerin çok daha popüler olduğunu gördüm yani ya, ben. Ben de onu olması... demeye çalışıyorum. Aslında bu senin maddi kaygıda olmadığını, tamamen bir ideal uğruna bu yola çıktığınızı gösteriyor. Ha Aslında işte evet çok iyi olacak. Istediğim. Evet, evet, evet ya ben çok kendimi boşlukta hissediyorum biliyor musun bu filmle ilgili bir şey yapmadığım zaman. Ve daha 3'te zamanında daha 3'te korkunç büyük firmalar korkunç daha üçü bizimle yap ya da daha üçü yine sen yap ama bize lisansla biz artık ana yapımcısı olalım tekliflerine hayır dedim. Çünkü artık benim hedefim de Göktürk üçlemesinin ilk filmi vardı ve bunu bu kadar vakit ayırmışken bu kadar battı balık hani anladın mı yan gitmesi lazım hani en iyisi olana kadar çarpışacağız hani ben dert sorayım. dert o yani bir bir e, ülkücülük ama ülke ideal demek ya. hani e, makbul anlamda ülkücülük gerçek anlamıyla ülkücülük yani o e, benim için e, bir şey bir saplantı artık saplantı boyutu bunu 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 inşallah siz daha genç adamlarsınız Ahmet biliyordur. Ama siz de 30'larınıza doğru öğreneceksiniz. Hani hayatınızda böyle dönüm noktaları vardır. Öncesi ve sonrası diye, tamam mı? Bunlardan bir insan doğduğundan ölene kadar 4-5 tane yaşar. Sarsıcı bir şey olabilir, hani travmatik bir şey olabilir, çok mutlu edici bir şey olabilir. Öncesi ve sonrası anları. Hayatınızda benim için de öncesi ve sonrası anı işte bu apandis patlayıp septik şoka girdiğim zaman 2019 sonbaharı Amerika'da ondan sonra hemen taburcu olduktan sonra covid'in başlaması o çok dramatik sarsmış beni bir dönüm noktasıdır dedim ulan ben ölümüne bu filmi inanılmaz yapacağım ulan ben bu film ölümüne inanılmaz yapacağım diye kafayı sıyırdığım andro o yüzden yozlaştırılamam ben. ...incorruptible'ım ben. Anlatabiliyor muyum? Ben bir paladirim Lawful Good. Beni e, parayla başka projelere çekemezler. Şu anda gelsin Disney'de Bob Iger tamam mı? A abi ağzıma alırım Alper abi desin. Sana 1 milyar dolar desin. Ama ilk Göktürk'ü e asla yapmayacaksın desin. Siktir derin. Bak harbi derim bunu. Bu kadar ruh hastasıyım ben derim bunu. Ya bunu varsın. Hani Beni tanıyan herkese de sor bu kadar ruh hastası Alper Der. Abi varsayımdan gitmene gerek yok Belirli bir örneği var işte. Daha 3 niye gelmiyor sorusunun cevabı bu değil mi amına koyayım? Daha 3 niye dağ... gelmiyor Alper Çağlar? Daha 3 çıkacak dağ... mı? mesela daha 3 de gelecek. Mesela sana şu anda daha 3'ün logosunu burada spoil ederim. Delirir internet ama yapmayacağım. Onu sonraya saklayacağız. Sevdiğim insanlar da var. Ortam Doruk, o da mesela abicim daha üç yapalım inanılmaz pratik. Ha biliyorum. Alper ya, Alper ya. Hayır abi ben ilk göktürk yapacağım. Tamam peki. Hani Homer yapıyor ya. Okay Hı. diye böyle. Hani Doruk istemeye istemeye benim bu saplantıma mesela şey uğruna daha üç'ü biz sonra yapacağız diye geciktiriyoruz. Neyse oy başka bir şeye geçelim. Ben sorayım mı? Dur lan. Dur. <laughs> seksi seksi detaycılıkla ilgili şu şeyi aç, şu kimono gibi şeyi aç gibi mi? 5 Be DF diye başlıyor. Şimdi bak bu bir WhatsApp mesajı. WhatsApp'ta ben parmağımla bunun üstüne modifikasyonları yaptım. Ben e, bu V yakalıya bir lafı vardı. Makbule'nin. Makbule Mercan bizim kostüm dizaynerımız. Neydi lan bu V yakanın adı? şeydeki, chatteki fanboylar. Neydi V yakanın adı? Yarasa yaka mı? Ne? <gülüyor> Yok. <gülüyor> 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 şey olduğunu, mi? Neydi lan v? Mavi damla neydi mı? Neydi? <laughs> Ha ya yani bisiklet değil lan. V yaka değil. Oğlum işte. Ulan V yaka yazıyor. Ekose değil ya. Öf hiçbir. Ulan hepsi erkek çetesi hepsi hiç. Abi <laughs> bizde daha bir hafta önce konuştuk. Yani bizde chat'te V yaka düşmanlığı var bu arada. Bir hafta önce bayağı konuştuk bu konuları. Kruvaze yaka. Kruvaze ha. Kruvaze bir tane bir tane delikanlı buldu. Şimdi kruvaze yaka dedim ki Japonlar gibi istiyorum ama dikkat et dedim. Yani çok Japonlaştırmamız lazım. O yüzden e, şey de bir kere renkler çok önemli dedim mesela böyle bir prototip gönderdi bana bunu Ocak'ta falan gönderdi ya da Aralık'ta e, parmağımla çizdim bir kere e, işte mesela bu notlar benim yazdım bu WhatsApp mesajı ya hani resmin üstüne text yazıyorsun bir risk al kontrastlarla yani e, alttaki kumaşın üzerine hayvan gibi kontrast olacak e, iplik kullan iki Karakter renk paletini hakkında tut. Çünkü her karakterin temsil ettiği bir renk paleti var. Mesela buminin rengi gök mavi. İstemin'in karakter rengi renk paleti Türk bayrağı kırmızısı. Bunlar neden acaba? Bunları Türkofil chat'teki insanlar bilir. Neden bunu böyle yaptım renk olarak. Çünkü gök mavi doğu temsil ediyor. Kırmızı batıyı temsil ediyor. Karakter renk paletini hakkında tut. Yani mesela bu renk Boomin böyle bir şey giyecekse otağında rahat rahat otururken bağdaş kurmuş mesela renk paletine çok uygun değil. Çünkü gök mavi gözükmüyor bu kumaşın rengi. Birazcık daha şey olabilir. Neyse 3 sahne bazında karakterlere adet listesi yap. İşte Bubi'nin otağında oturduğu farklı perdelerde. Yani ötükenden çıkıp bir yere gidiyor. Macera yaşıyor dönüyor. Bir daha dönmesi gerekiyor otağına elbisesini değiştirmesi lazım. Doğru değil mi? Doğru. Normalde böyle değil tabii. Normalde hani o dönemde karanlık çağlarda göçebeler bir tane keçeden kıyafetleri vardı. Hatta donları bile yoktu. Çömelip sıçıyorlar bozkırda. Ben korkta. de onu diyecektim de neyse dedi. Evet, ama 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 <laughs> yani ama ama ide idealize edilmiş bütün Türk budununu kuran adam da anladın mı? Aynen. Bir bir elbise çamurlu e, pasaklı bir elbise giyemez. Anladın mı? Doğru. Jilet gibi olacak böyle. Yalamak isteyecek herkes bu min'i. Anladın mı? O kadar yakışıklı. Azdım hadi çıkar şey. şu filmi be. Yani, Aa! Ya <laughs> gerçekli. Sonra bana sonra bana siksi gelen insanlar böyle. Ee, ben bir nerd'im. Ben bir türkoloji nerd'im. Ee, o dönemde don bile giymiyorlardır bayırda sıçıyorlardı diyen adamların öyle düşünmesi lazım. Benim öykünün hissiyatı için e, gerçeği birazcık estetmem lazım. Bak bu örneği hep veriyorum. Daha iki de Tunç Brevesi var göğsünde bütün özel kuvvetlerin operasyonda a, e, ana karakterlerin giydikleri. Özel kuvvetler komutanı ya Hulusi Paşa'ya kadar 2016'da onaylanana kadar gitti. Orada farklı departmanlar orduda feedback verdi. Özel kuvvetler de şey dedi ya biz operasyonda böyle tunç parlayacak breve giymeyiz. Çıkarsın bunu. De dediği mantıklı. Ama ben de allemedim kallemedim. komutanım 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 bir dakika komutanım bir dakika komutanım şunu demeye çalışıyorum komutanım. Sahneyi bir izleyin bakalım itiraz edecek misiniz? Çünkü o breveyi gören Türkmen kızın ağlaması brevesiz mümkün olmaz. Çünkü e, özel kuvvetlerin brevesinde misakı milli sınırları var. Doğru değil mi? O yüzden öykü açısından dramaturji açısından ihtiyacım olan bir proptu. Yaptık. Sonradan da özel kuvvetler gayet hasta oldu. Bir daha işte bunu böyle çıkarsın bu gerçekçi değil de Elmedi. Anladın mı? Tabii orada tabii erken pes yani. etmedim. Bu her her departmanda böyle mücadeleler var yani. Peki bu mücadelelerden mücadelelerden birini anlat. Ama şey konusunda anlat. Oyunu oyuncu seçme süreçlerinden bize ben bildiğim için bakalım hangisini anlatacaksın. zorlanma olur, anı olur, bir şey olur. Oyuncu seçerken. Şu, sen Akdeniz'i Akdeniz, i, Akdeniz i biliyor musun? Biliyorum. Tanıyoruz, sana Akdeniz takip ediyoruz. Akdeniz ve e, Haziza'nın bir videosu var orada. 202 ile başlıyor böyle güzel bir. Kazak kızı oturmuş, yanında da Akdeniz aç onu. Yani işte orada gök ile kök arasındaki var. Mesela kök -börü de. A, kök böre. Hayır, Kazak. Ka, A, kök Kökbörü. Kök -börü Aha. Dedi. Şimdi bunu ü ve g farkı ile gök -börü de. Gök Gökbörü. Gök böre. Gök böre. Gök böre. Tamam, burada da. Onlardaki ö bizdeki O'ya yapayım. Evet. Öyle bir mesele var. İşte burada senin demek ki sen G'yi çözeceksin, Ü'yü çözeceksin. Şu ünlü harfleri şu çözse yapayım. Evet. Ama iyisin zaten. Biz onunla konuştuk bayağı. İyi. Şimdi yani, böyle de mesela yani. ha. Türkiye'de işte 10-15 tane büyük e, ajans ya da menajerlik firması var tamam mı? Evet. Tabii ki hepsinin ağzı sulanıyor büyük yapım şey yapınca. Hepsi işte şu bu kızı sunuyor. Bunların arasından ki bu e, şey bu, e, avar ecesi karakteri için önemli bir şey hani belli bir fenotipinin uygun olması lazım. Türkiye'de de var böyle fenotipler, yok değil. Bu kadar olmasa da benzerleri, yakınları var. Sunuyorlar işte magazinsel insanlara kandırmaya çalışıyorlar. Aa bu çok güzel olur ya, aa şu çok güzel değil mi, şu reklamda oynamış. Bah, bah, bah. Tamam onları ben de nezaketen böyle, yok, yok yok diye böyle onların yani istemediklerimi gerçekten böyle Avrupa'yı kızlara benzeyenleri istemiyorum çünkü birazcık fenotipinin e, seyirciyi o e, evrene sokması lazım. Neyse e, bulamıyoruz. Bir, bir audition deniyoruz olmuyor. Audition deniyoruz olmuyor. Ondan sonra bayağı isim var. Yani bir gün film bittikten sonra vizyona girdikten sonra hakikaten özel isimlerle anlatırım yani bu rol için o dışına giren tamam mı? Kimseyi beğenmiyorum. Ben mutlu değilim. Ya da buluyorum birisini ama yetinmem lazım. E, sonra Instagram'da böyle bakınıyorum. İşte Instagram hani algoritmasını eleştiriyoruz ya. Data datamızı edip ondan sonra bizim Google'da search ettiğimiz ya da baktığımız şeyleri algoritma benzerlerini bize suggest ediyor olayı var ya evet, Instagram'da. Evet evet ya da, evet. Ya, da, Facebook'ta. TikTok'ta. Oğlum ha? sana yemin ediyorum Azize'yi yani bizim dilimizde Azize onlar da Azize. Instagram'dan buldum tamam mı? Şimdi benim babam da Kırgızistan'da üniversite kurdu Türk devleti adına. Ee, dedim baba dedim işte... Kazakça şunu şunu nasıl diyoruz? Çünkü işkillendirmemeye çalışıyorum tamam mı? Çünkü eli yüzü düzgün Eli yüzü düzgün işte genç bir kız. Ondan sonra şimdi mesaj attım. Kazakçı. Evet. Baba, ama Kırgızca ile Kazakça çok yakın. Türkçe ile yani Türkiye Türkçesi ile Azeri Türkçesi gibi. Ondan sonra mesaj yazdım. Ondan sonra geri döndü. Çok çok büyük talih ki Azize şey çıktı. E, Türk milliyetçisi çıktı. Yani böyle e, şuuru... Bak çünkü bak şöyle de olabilirdi. Kazakistan'ın %20'si Slav. Evet artık yani Slavlaşmış Orada olabilirdi. Orada Ka Kazak, Kazak Slav şeyleri var etnik çorba var orada bazı yerlerde. Bilemezsin. Bir tane kazak güzeli vardır. Slav genlerinden dolayı mavi gözü ve e böyle hafif açık saçları elde etmiştir. Ha bu insan olarak onlara bir eleştiri sebebi değil. Candır onlar. Kazak vatandaştır. O ayrı. Ama e, ilk Göktürk'e ben yarı Rus, yarı Kazak bir oyuncu şey yaparsam sence benim hard seyircim buna tepki gösterir mi? Hayır yani aslında öyle. Biz uçkuğumuz için her gün okuyoruz de bence belli haklı sayılır bir kısmı ya ne oldu bulamadın bu da işte mavi gözlü bilmem ne hatta bu kızı ilk açıkladığımız zaman ha bir de böyle kara gözlü kara saçlı Türk bulsaydın hep bilmem ne bulmuşsun ulan bu senden daha Türk azize bu 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 beyinsiz ayaş halkarla da konuştuk çok beyinsiz neyse onu geçelim nasıl ya bir, bir, de, bir de şey zaten böyle e, X-Files'daki uzaylılar gibi gözleri Ay, çok var. Var bizim var ya Borçen'de. Evet ya. <laughs> Ay Los Angeles'ta sanat galerisi gezmekle meşgul yani. Bu hikayeleri sonra anlatırız yani. Ama ama Azize ülkesine bağlı ee, ve böyle şey hani Türk milliyetçisi Türk derken de hani Anadolu Türk'ünden bahsetmiyorum bütün Türkleri kapsayan çok iyi bir insan projeden bahsettiğim zaman bana mesaj attı Bizim siyah yani. geri mesaj attı cevap ve ah çok heyecanlandım falan dedi benim de hani bir şarkı vardı ya Oğlumun adı İlteriş dedi İlteriş İlteriş kagandan dedim ulan dedim bu artık kader değilse kader yoktur arkadaş karma değilse yoktur yani. Karma diye bir şey yoktur arkadaşlar. Terişkaan kim? Göktürk Döktürkhanlığının yani, kurucusu. Akdeniz de bu sırada bak Akdenizle muhabbetin de Burhi'den ortaya çıktı. Burhi böyle sürekli müzik departmanında Akdeniz'in inanılmaz yaratıcılığını dahil etmeye çalışıyordu. Hı hı. Ama bak karma bak Tengri'nin yarattığı kader e, ipliklerini görmeni istiyorum. Orada örülen ağı görmeni yani, istiyorum. Akdeniz de dedi ki ben de zaten kazaklara e, Türkçe dersi veriyorum boş zamanında diyor tömerdi. Oy. Bir anda her şey yerine oturdu. Akdeniz sen bu kızı 3 ayda mükemmel Türkçe konuşturacaksın. Görevim bu dedim. Ekibe dahil ettim profesyonel olarak yani. Ve şu anda e, Azize e, mis gibi Türkçe konuşuyor. Alper abi ben al, tam diğer soruya geçelim artık yoksa çok uzayacak. Neyse şu casting Neyse açısından diyorum. şunu söylüyorum. Mesela Heh. buna herkes başta karşı çıkmıştı. Tutmaz bu diye. Hepinizde genetik olarak bir cheat kod var. Seviyoruz kendilerini. Neyse o dışında delikanlı gibi yaptı bu arada. O dışında var yani. Tamam mı? Mesela bir tane daha bir şey gönderiyorum sana. Türk oyuncular mesela şeyi açar mısın? Tabi ee, tabii o da o da Türk balası ama hani sonuçta Kazak Türkü. Ama şansımız yaver gitti. Kazaklar çoğu zaman kök, köklerine bu kadar bağlı değil. Bir köklerine bağlı olanlar çaktırmadan FETÖ'cü çıkabiliyor. Evet, direkt onların teşkilat, eğitim direkt, olduğu gibi teşkilat direkt teşkilata seceresini incelettirdim azizeni. Fetullahçılıkla alakalı diyen arkadaşlar için maalesef o, o Türk arkadaşlar, devletlerinde Azerbaycan'da da Azer... dahil evet, eğitim evet. eğitim olduğu gibi yıllar boyunca Fetullahçıların elindeydi tüm okullar. En Ondan korktuğum kaynaklı. şeylerden bir tanesi o çünkü oradaki böyle kalbur üstü kolejlerin çoğu Fethullahçı destekliydi 2000'lerin başında. O yüzden o, o ayıklamayı yapıyoruz her zaman. Seyircilerimiz merak etmesin. Neyse Azize gayet aslanlar gibi böyle akademik bir ana babanın kızı. Senaryo okurken o da hüngür hüngür ağlayanlardan. Şeyi aç mesela e, e, ik ikinci hafta Sunko, Tuğba, Arif, Mert, Murak, Murat, e, Burak pardon. Arkadaşlar bu bir benim yaptığım bir kurgu değil. Dövüş koreografımızın Tolga Değirmen'in e, kameramanın, aksiyon kameramanının eğitimden alıp çok çabucak böyle çabucak şeyde laptoptan çabucak ses dokunma yani temas noktalarına dövüşler sırasında ses efekti koyduğu oyuncuya gösterip bak hataların burada burada dediği bir video. Yani bu eğitim videosu. Efektleri film efekti falan değil. Anladınız mı? Sonra bana şey demeyin. bana "Bravoçum derviş sahnesi falan" demeyin. Bu sadece seslerin duyulup oyuncunun bak burada temas noktasında iyi yapmadın bir daha yapman lazım dedikleri video. Okey? Lütfen Lütfen orada bir tane böyle diye bir tane nerd şeyi duymak istemiyorum. Evet, buyur dostum. Baktım ona, altına attım bile Havata melona güzel. Anlatacağım son, 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 son kovunun kim olduğunu anlatacağım. Biz de sizdeniz. Şey ne şey Şimdi pause et burada. Şimdi bu arkadaş e, Mert. E, Tanıyoruz ha ha. Devasa bir herif Mert. Doğru. Yani 1.96 bir, 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 bir bu herif. Yani yanındaki adamlar kısa değil burada. Yanındaki adamlar 1.75-1.80 arası. Mert devasa bir adam. Tamam mı? Devasa bir adam. Mert bir Alman şeyi oynuyor. Bir e, Alman demeyeyim. Frank. Frank. Bir e, Frank e, orada bir sebebi var. E, o, yolu Orta Asya'ya düşmüş bir Frank'i oynuyor bir sebepten dolayı. Ve elindeki silah Langschwert. Yani Longsword. Yani Büyük çift elli kullanılan bir kılıç. O dönemde çok olmamasına rağmen hafif frankleştirip onu birazcık da tarihi azıcık esneteceğiz. Şimdi herifin elinde alüminyumdan dövülen kılıç çok ağır tamam mı? Dolayısıyla böyle e, Anakin Skywalker böyle hızlı hızlı çabucak hareketler yapamaz. Dolayısıyla mesela bu herife hantal kodumu yamultan bir dövüş stili öğretmesi lazım Tolga'nın. O yüzden ona göre eğitim yapıyor. Bir de büyük adamlar, Mert gibi 1.95, 1.96 gibi olan adamlar estetik yani, zorluk çıkarır mı? Evet ya öyle öyle küçük küçük ninja böyle hani vardır RPG'lerdeki tif karakterler gibi çabuk gözükemez kamerada. Çünkü hacmi daha fazla adamın. Ne kadar çevik gözükmeye çalışırsa çalışsın ağır gözükür çünkü büyük. bu sinemada yani film gramerinde bu bir fenomen. dolayısıyla mesela Tom Cruise neden çok hızlı koşuyor. koşuyor çok kısa, evet. Ama çok kısa çünkü. çünkü. Evet Tom Cruise bir yetmiş bir yetmiş falan. Çatır çatır koşuyor. Ee, ama mesela gidip de Kevin Durant'ı ya da Mert'i ya da ne bileyim işte Kenan Mirzalıoğlu'nun Tom Cruise gibi koşturma sahnesi yazsanız o kadar güzel gözükmez. Dolayısıyla Tolga'nın öyle bir dövüş disiplini öğretmesi lazım ki Mert'e ki bunlar eğitim seansları. Yavaş olsun. ama koydum oturtan. Yavaş ama koydum oturan aheste ama böyle yani güzel bir şey yaratması lazım. Tamam mı? Devam edelim. Bu tarz bu aslında, bu, bu tarz aslında. Bu Öğreten iki mi? Metre iki, bu da iki, hayır. Ha, bu Burak, ya. o bir e, başka bir aşın aşı oynuyor. Hı -hı. E, <laughs> Burak, Mert'ten de uzun. İki metre iki santim Burak. E, dolayısıyla Burak'ın böyle Sauron'un gürüzü gibi devasa bir gürüzü var. Bu değil. Bu sadece eğitimde kullandığı <laughs> dandik gürüz. Kendi omuzuna gelen çift elli bir gürüzü var. Mesela onunla savaşmayı öğrenmesi lazım. Abi çok rahat ama sanki abi her gün savaşta amına koyayım ya. Ben eğitmen zannettim yani. Hayır zaten sorun o abicim. Bir atmışlık bir ırkız biz. E, kastettiğimiz insanların boy ortalaması benim kadar. Baksana şey şu, şu, rahatlığa baksana bak. Oh gel bakayım. E, yat aşağı. Hadi bağım. Git lan şuradan. Ya abi doğuştan bu iş için yaratılmış. Neyi açayım? Bak ben 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 bir 86'ım tamam mı? Evet. Ben bir Tengri videosunu aç. Bak ben bir 86'yım. Yanındaki beni bir 75 göstermiş. Sese gerek yok değil mi? Aç aç sesi olsun olsun. Bir, iki, üç, TENGRI Kendini bul. Ya sen Buna manyaksın. Ya. ya sen manyaksın. Şu kral kim? Normal. Şu Bak, Murat, Murat, Serez ve ben aynı boydayız. 1.85 ve 1.86'yız. Burak 2.2. Dolayısıyla boy ortalamamız gereksiz uzun oldu. Ben daha kısa göstermek için hile yaptım. Bir daha, bir daha, bir daha. Bir, güzel, sen de yapacaksın. 1, 2, 3 Bir daha. Bir daha. Hayır, bu inanılmaz söylüyordu ama yüzünü blörlüyorum daha. Kim şöyle. ya? Allah. Kim ya? Ay bakayım ona ya. O da o da hayvan gibidir. O da o da 188. Lan 188 ben hiç sana. sormadım ha kim diye. Şu an fark ettim lan. Yaz bakayım Whatsapp'ta. Onu onu sonra onu seçimden sonra açıklayacağım lan. Lan aa, bana aa. açıklayacaksın sanki tutup da burada öteceğim ya, ya. Bak, ya. bak Ulu Ulu, Ulu Pamir Kırgızı bir tane e, orada yeni Kırgızı oynayan Ahmet var tamam mı? Boomin'i oynayan arkadaşın sağındaki. Hı -hı. Ulan adam Kırgız ya. Konuyu nasıl değiştiriyorsun sen çok profesyonelsin ya. Yani. Dünyadaki, dünyadaki tek bir 88 kırgızı kastetmek zorunda kaldık çünkü role uygun. Ben kim olduğunu yani, biliyorum. Ya tamam her boku biliyorsun şey. <laughs> <bir> şey. <gülüyor> 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 yaz hadi yaz yaz kim olduğunu yaz. Hayır, hayır. neyse devam edelim şimdi dövüş videolarını bitirelim. <laughs> Abi, burada. abi, daş. Kuzey <laughs> bir şey komik bir şey söyleyeceğim. Murat Serezli'nin Murat Serezli dövüş sahnesi bile yok eğitimlere gidiyor. <laughs> Niye? <laughs> <Evet. gülüyor> dövüş sahnesi yok. Yani Bilge, Bilge aksakallı bir karakter abi. Ama işte öyle disiplinli, öyle ruhunu projeye teslim etmiş bir adam ki gelip öğreniyor. Ya <laughs> adamını kıyım, ne olur yaz ya. <laughs> Mert'in ilk günü mesela. Dışarı bir şey, şey Ne şey diyeceğim kendini fazla kaptıran Neyse ben kendimi fazla kaptırırdım mesela Bu abi dünden hazır ya Bu abi Burak abi olmuş ya Bravo. Çok rahat ya Çok rahat çok komik bir Burak adam adam Burak Covid'de ölüyordu ya Allah bağışladı bize Burak'ı. Burak bildiğin ventilatöre bağlanmış komadaydı yani. Makinadaydı. Ve herif herif e, hepimizden daha sağlıklı, devasa bir adam. O yüzden Covid'in korkutucu anları da oldu yani. Son kodan bahsedecektim. Koreli bir arkadaşımız. O ya yani Koreli, e, Çin'de büyümüş bir Koreli. Kendisi bir Çinli karakteri oynuyor. Ona çok detaya girmeyeyim. O bayağı spoiler'a azdırabilir bizi. Aa bak Murat. Şimdi Murat serez'inin karakteri. E, ha Murat'ın kısacık bir genel olarak bütün başrollere ok eğitim veriyoruz. Gerçi ok attığı sahne de yok Alagar'ın yani Murat'ın. Murat'ın karakterinin. Ee, ama Murat seviyor öyle şeyleri. Bir de arena sahnesi var. Büyük böyle kritik bir perdede. Orada belki e, seyirci yani bu kadar eğitime herifi ödüllendirmek için bir dövüş sahnesi yazarım ek bonus diye düşünüyordum. Video e, January 22 ya Mesela şey Murat abi. Şey yani. Eğleniyor ya. <laughs> çekiyorsunuz? Fena değil Bomba. Bir, <laughs> bir de şey, bayağı bir tip gözüküyor aslında hocam. <laughs> Burada e, hocamız var orada. Murat Özveri. Kendisi e, büyük bir duayendir. Türk okçuluğunun en büyük hazinelerinden bir tanesi. Bilgi olarak. Tanıyordur chatte şey çıldımlar. E, şeyi aç. E, atlardan bir tanesini aç. Video 2023 01 22 Ocak 22. Of, of kızım. Şimdi anlatacağım. Görelim o, o koca o, yarlıklı olan ama. hasalete bakalım koyayım ya. Şimdi e, şimdi şöyle. Normalde tarihsel olarak full tarihsel olarak gitsek e, o dönemin atları çok tıknaz yani e, ve evrimleşme olarak çok şeyler estetik gözükmezler tamam daha çok katıra benziyorlar kısa bacaklılar Bost manevra abi. evet ben de o yüzden ortalama bir şey için sadece bazı çok önemli karakterlerin atlarına e, ismini söylemeyeyim ama düldül dül diyelim şimdilik e, bu atı bir karakter gibi hmm. böyle bildiğin bildiğin gittik ya sen manyaksın ee, ya sen manyaksın ama e, hadi çıkar şey, şunu. E, Dutch Dutch Warm Blood <laughs> denilen işte e, Hollanda e, Türkçesini bilmiyorum işte Dutch Warm Blood diyorlar ona. Gittik bir servete gittik Dutch Warm Blood aldık yani. Bir de Boomine oynayan herif hayvan gibi yani. Hani 188 189 olduğu için normal Arap atı Arap atına bindiği zaman kangala biniyor gibi gözüküyor anladın mı? Arap atları çünkü çok büyük atlar değil. O yüzden Ocakları. Arap atı ol, olmuyor. Dolayısıyla bu Avrupa'yı atlar ona oranla güzel gözükebilecek bir tek o var yani. Neyse. Bu ee, bir sonraki soruna geçsen var materyal daha bir de küçük bir sürprizim var ama onu sonra gösteririm. Başka? Şey vardı çekimlerde en kaygılandığın şey ne? Heh, at, at, et, stantı, at stantı. Nomad diye bir şirket var. Kazak. Bu Disney'de Mulan'ı işte bilmem ne bilmem ne yapan profesyonel bir şirket. İyi insanlar. Ama e, onlar çok şeyler. Yani geçinmeleri gereken Türk e, cirit takımları ve Türk hakikaten hani şeyler, seyisler var Türkiye'de bize yardım eden. Yani Hı -hı. bir bir Türk stunt ekibi düşün. Bizim hep yanımızda olan. Nazımızın geçtiği. Bir de daha pahalı daha psikopat, kazak ultra profesyoneller düşün tamam mı? Hı -hı. Burada ben keşke şimdi kazakların aldığı riskleri bizim Türkler alamaz. Ödürler yani. Anladın mı? Ee, o yüzden orada bir ama işte bu at at ortamı şey gibi. Taktik silah ortamı ya da bilmem ne ortamı gibi şey. Egolar çok ateşli. Yani hani o Twitch dramanız var ya sizin. Hı hı. Atçıların da kendi arasında büyük dramaları var. İşte böyle alfa alfaların kafa tokuşturması gibi. Hani onu, onu nasıl çözeceğimizi bilmiyorum. Allah büyük yani. İşte Viyana Köprüsü'nde e, şeyi, köprülüğü Kara Mustafa Paşa'yı satan Tatarlar gibi e, umarım <laughs> Türk boyları arasında didişme çıkmaz. Çünkü çok böyle 50-100 atlı sahneler var. Hani Benim standartlarımda bir çekim olması için çok koordine olmaları lazım. 50-100 at az geliyor gibi ama 50-100 atı organize bir yere hücum ederken çekmek çok zor bir şey arkadaşlar. O yüzden derinliğe çekerler onu. Mesela Lord of the Rings'deki o Rohirim charge'a bakın. Derinliğe çekmiştir. Toplasanız 20 at vardır orada. Ya da e, John Snow'a e, hücum eden Battle of the Bastards'da tele lensle sıkıştırmışlardır. 30-40 at charge eder. Kalanı kompozit. Farklı planları birbirine kompozit yaparlar. Öyle 100 atın hücum ettiği yan yana çok şey yoktur yani. Böyle eski Hollywood filmlerinde 80'ler 90'larda vardır yani. Ama işte o, o belayı nasıl aç açacağımı henüz bilmiyorum. Alkolik olmadan. Okey Başka Furkan senin bir sorun vardı koçum. O çok geçti abi ya. ya. Benim, ben çok bilmiyorum. fazla var biliyor musun? <gülüyor> bir <gülüyor> an... tane seç işte öyle. Furkan çok zamanımız yok. Bilmiyorum. Ard sor. arda ar sorarım. Yok yok. Şey yaparım. Kısa kısa soracağım zaten. Tamam, Önce chatten biri kısa. sordu. Onu sorayım yani. Evet hayır diye cevaplarsın yani. Evet şöyle. dil ne olacak şey direkt. Filmin ana dili ne olacak? Çünkü filmde filmde e, başta Mel Gibson gibi Latince sahne koyacaktım. Çünkü bir sahne var Doğu Roma'da. E ama e, Muzaffer abi'nin belki şunu bunu ikna ederiz dediği birkaç yabancı oyuncu var. Becerebilirsek onu şapkadan tavşan çıkarırsak İngilizce olacak oralar. Çünkü onlar İngilizce ister. Aralarından o A liste iki Hollywood oyuncusunun alternatiflerden bir tanesi hafif çatlak. O belki Latinceye okey diyebilir. Şey mi? Tahmin ettiğim şey mi? Yok o değil. Başka bir tane var. Başka bir Daha genç bir tane vardı ya. Ha, işte. ha, 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 hatırladım. Yani. anladım. İşte e, diğeri, diğeri daha İngilizce tercih eder. Eee ama İngilizce de yapılır, Latince de yapılır. Zaten öyle çok büyük 10 dakikalık bir bir sahneler serisi bu Göktürklerle Doğu Romalıların bir fikir alışverişi var tarihte. Onu ben birazcık alperleştiriyorum, yamultuyorum yani. Ee, onun dışında Türkçe var, Göktürkçe var ama Göktürkçe oranını filmdeki yani öz Göktürkçe oranını Lord of the Rings'deki Elfçe oranı gibi düşün. Tadında, tadında. Yani mesela Alagar dua ederken full Göktürkçe dua ediyor. Dur abi ben birkaç tane soru sorayım. Hızlı zaten ya. Kısa kısa cevap versin. Abi üç, üçlü olacak değil mi film? Sonuç olarak. Bir üçleme olacak. Evet ama üçleme şimdi arasında... öyle düşünme. Evet. Yok yok anladım. Büyük, büyük şey, ben nesil, nesiller, nesiller var. Ha, onu soracaktım işte tarih tarih aralığı ne olacak mesela ilk önce göktürkün kurulmasından başlayacak sonraki mesela diyorsun Kürşat. en sonunda herhalde şey olacak böyle biraz daha böyle modern zamana yakın ondan sonra hani hayır böyle çöktü onu onu herkes, onu, 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 <laughs> herkes öyle zannediyor Güzel ama herkes bir, bir öykünün ha. herkes bir öykünün e, nasıl anlatayım illa modern Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanması gerektiğini düşünüyor yok öyle bir şey yani yok, Türk öyle tarihi değil ya. Türk ondan Türk, tarihi, şey. Türk tarihi çok büyük bir şey Göktürklerin son dönemecindeki maceralar da çok heyecanlı Tony Cook dönemi. Dolayısıyla yani üçlemede üç farklı nesil var ama Star Wars formülünde düşün. Böyle acayip epik, acayip gaza getirici birinci film. Acayip karanlık Empire Strikes Back gibi böyle depresif ikinci film. Üçüncü filmde bir şey böyle yani Return of the Jedi gibi denge şey yapan. Ama arkadaşlar daha birinci filme dereyi geçemedik. Hı, söyle. Abi ben şey için dedim hani şey de var ya misal. Nesil nesil dedin ya. hani 1700-1800'lerde mesela Ruslar Kazak bölgesini işgal ediyor. Yani orada mesela hani kendi köklerini dönüp işgali falan savunma hmm. tarzında bir şey mi? Ben Öyle dedim yani. Türkler, Türklerin başına gelen her şey gene Türklerin suçu. Anladın Tabii. mı? Türklerin başına gelen her şey gene Türklerin suçu. Yani e, gene en büyük kötülükleri biz kendimize yapmışız. Farklı boylar şuna buna yapmış. Farklı mezhepten Türk imparatorlukları birbirini e, tokatlamış. Ee, bizim psikopatlığımız sürekli birbirimize düşmek tamam mı? Ee, onun da tabi henüz onun vakti değil ama ileriki filmlerde onun da şeyi olacak. Mesela tarihi aşina e, Jeşeşuay ihtilali yani Kürşad'ın Nihalatsız'ın Kürşad diye ismini verdiği kurmaca karakter aslında tarihsel bir karakter. Türkçe ismi yok çünkü umurumuzda değil nördlük. Biz çet çet atların üzerinde dolaşıp kımız içip güzel e, konçuylar almakla meşgulmüşüz. Çinliler kaydetmiş. O yüzden soyadı yani boyunun aşın olduğunu biliyoruz. onların Çinlilerin telaffuz edebildiği versiyonda Jie Shi Shuai. Şimdi onun ihtilali bizim Kürşat ihtilali diye bildiğimiz şey sandığınız gibi değil tarihte. Yani e, Nihal Atsız'ın romanındaki e, inanılmaz böyle Byronik üstün kahraman Kusursuz sütten çıkmış ak kaşık değil Kürşat Ve büyük bir Türkolog bana şey demişti. Alper'cim demişti. Bir sebebi olmalı değil mi demişti. Bütün ataların yazıldığı anıtlarda neden an ismi geçmiyor demişti. Ben sadece böyle bir şey vereyim. Benim bakış açım olarak. Yani Kürşad'ın ortaya çıkardığı ihtilalin sonuçları çıkış sebebi. ya yani kahramanlık kahramanlıktır o ayrı. Ama sonuçları belki de iyi olmamış olabilir. Böyle düşünmek lazım. E, dolayısıyla ben onu çok daha derin böyle anlatmak istiyorum Kırk Göktürk'te e, i̇yi, iyi, tarafıyla kötü tarafıyla işte o dönemde de Darth Vader var Çinlilerin. Çinlilerin Çinlilerin Atatürk'ü Kürşad'ın antagonisti. Hmm. Taizong Doğru. diye bir imparator. Hı -hı. Doğru. Hala ya Çinlilerin tarihinde en özendikleri Kanuni Sultan Süleymanları, Fatihleri, Atatürkleri Taizong tamam mı? Ee, Oya devriyor ya. <laughs> evet Taizong ya Palpatin Palpatine gibi bir herif oluyor. İnanılmaz. Çin'in şu anki sınırları bile Taizong'un sınırlarına eşit değil. Dolayısıyla e, mesela o, orada öyle bir karakter var çok yani çok keyifli bir film olacak o da o da ama daha karanlık yapacağım onu artık birazcık birazcık Yo, karanlığa şey inelim Zamanımız yok hadi e. hadi 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 söyle başka hadi lan Furkan hadi lan Furkan hmm. Furkan yoksa ben Dur, gireceğim ben var de, benim sen sen gir sonrasında ben abi, şey sorarım. izledik oyuncuların bak Murat abi kafayı yemiş ee, hmm. Dövüş sahneleri hmm. hazırla mesela sence filme hmm. Ee, en iyi hazırlanan kaç üç isim ver bana filmi en iyi hazırlanan üç ismi ver bana. Okey. Ee, şeyleriyle veriyorum sana. Karakterleriyle. E, ta, yani, üç üç yani çok çok Mesela inanılmaz Mesela Bu mini söyleyeceksin ben. o zaman. Ha, bu mini seçimden sonra söyleyeceğim güzel bir videoyla. Ee, o yüzden onu söyleyemem o da çok güzel çalışan o zaten psikopat şeydir çalışkan bir arkadaştır. fiziksel olarak. Ee, şöyle e, Mert 1 Mert abi şu şey ee, arkadaşlar. Şey oynayacak işte Clothar'ın oğlunu oynayacak. özel ismini vermiyorum. Hacılamasın diye akbabalar. Evet. Ee, o şeyi hatta sana şeyleri gönderiyorum. Sen e, devam et. Ben devam Sorayım ediyorum. mı ben bir yandan? Yani sor Furkan sen Soruması, sorun, sor. Sormasın kaynar ben, abi. Çarama, kaynar. sen dedin ya şey Heh. muhabbetini. Adını sen söyle. Tarihin böyle çok böyle hani flu kaldığı yerlerle ilgili şey olacak. Hani boşluğu ben dolduracağım. Evet yani evet. Yani Tarihle evet. ilgili olacak sonuç olarak ya. Hani mesela şey olacak mı? Çinliler mesela zamanında Göktürkler hani diyor ya aralarında anlaşma yapmaya çalışıyor Ticari anlaşma mesela. Bunun üstüne savaş çıkıyor. Hani sen işte benim demir çalışan kölemsin. Bana işte anlaşma götüremezsin falan. Bu tarz olaylar orada, olacak mı? Orada o tarihe referans veren çok şey var. Çok olay var zaten. Hani tarihi hastası, tarih hastası olan insanlar şey yapacak. Ah evet evet evet. Ben bu ben, yani ben tari tarihte. Evet aynen aynen. Tarihteki evet. versiyonuna. Ya şunu anlayacaksın. Alper Çağlar bu tarihsel olayın farkında ve bunu hafif anakronik olarak şöyle makul bir seviyede esnetmeye karar vermiş. Tadımı aldım ben diyeceksin. Anladın mı? Hı hı. Ama şey demeyeceksin. Bir belgesel gibi, Mel Gibson'ın Apokaliptosu gibi hani psikopatça %101 gerçekçiliğe kasma dramaturji uğruna yapmış demeyeceksin. Ama makul bir makul bir esneklik yapıp ee, ne bileyim bana hisleri yaşatmak için bana o olay örgüsündeki hisleri yaşatmak için şunu bunu yapmış diyeceksin. Yani mutlu olacaksın belli bir raddeye kadar ama belgesel olmadığında farkında olarak. Yani subjektif tarihe dönmeyecek de. Evet evet yani çünkü benim en çok sevdiğim öykü anlatım tarzı e, unreliable narrator yani hmm. güvenilmez anlatıcı. Alagarda biraz destansı. Birazcık, e, biraz destansı hafif hatta şeyler var belli belirsiz mitolojik e, baharatlar bile var öykünün yapılışında şey ilerleyişinde mesela bir karakter bir şeye inanıyor tamam mı? Ve o karakterin inandığı o şey acaba hakikaten ina yani inandığı şekilde mi olduğu için gizemli büyülü bir özü var? Yoksa bu işte karanlık çağlar primitif ilkel insan kendini mi kandırıyor? Onu mesela %50 eli tutacağım. Seyirci kendi karar versin diyeceğim. Böylece daha keyifli olacak. Hani şeydeki Game of Thrones'da şey gibi işte. İzledin mi final sezonu? Demek ben mi? Hadi. Hani Melisandre son o i, i, bok gibi karanlık çektikleri savaşta zombilere karşı hani böyle e, dua ederek ateşi yakmaya çalışıyor ya panik yapıyor. Hmm. Kendi bile Ateş şüphe ediyor. <laughs> ulan, benim vay benim bizim. bu kadar benim bu şey mevzilerdeki yakmaya çalıştım ben bile bu dine fanatikçe inanıyordum. Ulan ulan acaba ben kendimi mi kandırdım ölecek mi şüphesiyle böyle hastiktir. yusufluyor ya sonra son anda yanıyor seyirci gaza geliyor ya. Hmm. O tatta düşünün dengeli yani. Neyse şimdi e, sen bana, abi. Sorma bu kandır lan. lan Ben donetleri soruyorsa ben donetleri en son soracağım zaten Ha tamam Yok donet sormuyor muyum ben kafamdan soruyorum <laughs> ee, Şeyi soracaktım abi Mitoloji nasıl olması filmde olacak ki Her iki ilk filmde ağırlıklı olur büyük ihtimalle Hı. Mesela hani şey var savaş sahnelerine giderken Mesela kızagan mesela anılacak mı Şimdi şöyle Böyle sorayım e, Türk tarihindeki Mitolojisindeki etimolojiler Yani kelimenin kökü Farklı yerde farklı şekilde çıkıyor Tamam mı? Bazen. Yani mesela Kıpçakların belli bir şeyiyle Moğolların aynı Tengri's inandığı şeyler ya da Kıpçaklarla işte ne bileyim uyduruyorum e, Ruan Ruanların inandığı şeylerde küçük farklar var. Tamam mı? O benim elimi çok güçlendiriyor. Çünkü hani senin kadar fanatikçe nerd olmayan bir seyirci yani mesela Jaws seviyesinde tarih bilen birisi bunu kötü anlamadım demiyorum Jaws'cığım yani Türk Türkoloji merakı iyi olan ama fanatikçe olmayan Jaws gibi bir adamı ben her yerde mest edeceğim. Hmm. Anladın mı? Ama mesela senin böyle Bizim iddiatçı tefek... mevzusu gibi kısacası aslında. Bizim evet, iddiatçı evet, mevzusu gibi. Evet. Evet, yani siz siz mesela iddiaçıları azıcık idealize etmiyor musunuz? Çok fazla ediyoruz. Chat'te ben hiç inanmıyorum. İttihaclilerin birbirini sikmesi de var, doğru değil mi? Evet, e, Gerindi yerlerde. Değil. Net. <laughs> i̇şte <Yani gülüyor> o beraber o hani... darbe yaptıkları adamı asıyorlar. Ya, falan. Ya, ama niye vatan için? Her Orada şey o, her şey. Evet. Ama işte o idealizasyon o belli bir amaç için greater good için bir şey yapmışlar, böyle böyle sonuçlanmış diye onu kendi kendi şey yapabiliyorsun. Mesela o karanlık 550 senesinde. Dünyanın ne kadar barbar olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Yani hani bırakın 1500'leri, bırakın binleri, 550 senesinde muhtemelen bizim asla duymadığımız kavimler bildiğin böyle şey, e, piknik niyetine soykırıma uğruyordu. Savaşlar sonrasında çünkü bir ordu bir savaşı kaybetti diye asla bilmediğimiz mesela şey bile öyle, Ruan Ruanlar, Avarlar da öyle. Birçok tarihte bilinmeyen detayları var. Çünkü bağımsızlık mücadelemiz sırasında ee, bunu nasıl söyleyeyim? Analarını sikmişiz. Anlatabiliyor mu? Ben iş. ve, ve hatta böyle hala modern tarihçiler kabul edemiyor. Ya işte Batı Macarlar haline gelenler, Avarlar işte Türkler kovduktan sonra Macarlar haline geldi de diyen var. Yok onlar tamamen yok oldu diyen de var. E, herkes didişiyor yani. Ahmet Hoca mesela bana şey diyordu. Avar deme sadece Ruan Ruan de diyordu. Ben de hocam bunu yapamam diyordum. Eleştiri gelirse bana gelir. Çünkü ey var yani Avar terimini batı dünyası, batı tarihçileri avarı daha iyi biliyor. Ruan Ruan desen Ahmet Hoca'nın istediği şekilde Çinli kaynaklardaki gibi şey yapmazdı mesela. E, o kadar e, yurt dışı seyirciler arasında ya da yurt dışında bunu promote edebilecek tipler arasında, tarihçiler arasında hani olursa, o, o raddeye gelebilirsek bir e, tümsek çıkardı. Çünkü Ruan Ruan kim la falan derlerdi. Neyse. Bana... Uluslararasılaştırma derdi. Sen bana o iki oyuncuyu daha sayacaksın ancak görüntü de atacaktın. Abi çok basit, çok <laughs> basit, çok basit. Çok basit. Evet. Hangi kameraları ve lensleri kullanacaksın? Evet. Şimdi biz Red kullanıyoruz. Üç tane Red evet. kullanıyoruz. Red'in amiral gemisi e, V Raptor var, 8 k. O A kamera. E, B kamera Gemini bizim e, börüyü çektiğimiz. Evet. O da aynı workflow'da. O da 6 k. Bir de aksiyon kamerası dediğimiz Komodo var. E, Komodo'da Komodo'da o C kamerası dediğimiz. O da işte 4K çeken çok kompakt bir kamera. Ee, aksiyon yönetmeninin asistanına yani Uğur denilen bir arkadaşı Tolga'nın abisi. Onun kullandığı küçük bir kamera. C kamera. O da kinetik şeyler çekiyor. Hatta şeyi aç orada. Mesela Uğur'un deneme amaçlı çektiği. <laughs> Aa bak bu güzel Uğur çekiyor. Uğur <laughs> Böyle güçlü dövüşler de var. Acayip detaylı koreografisi yapıyor. <laughs> Mesela. Anladın mı? Yani Komodo bunun gibi böyle kinetik şeyleri yapıyor, alıyor. Bir de D kamerası var. O da yönetmenin kamerası benim. DJI Ronin 4D diye LiDAR'lı fokuslayan tek kişinin kullanabileceği bir kamera var. O da benim şahsi kameram. Evet. Onda da şey yapıyorum hani ben kendim böyle ulan ben bunu buldum ama kamera setup'ını değiştirecek ya da ışığı değiştirecek vaktimiz yok. Ben yönetmen olarak gidiyorum. Kendim alıyorum dediğimiz bir D kamera var. O da ama şey yani. Ben öyle şeylere meraklı olduğum için. Abi ee... chatten şey soruyorlar. Bu hani işte ben zaten sordum ya. Yani. Benim bence sorum kafedir de. Hani Osmanlı Aha. zamanında falan işte geçecek mi? Hayır. Sanmıyorum. Hayır. Ya yani ben ben Osmanlı ile ilgili çok sevdiğim dönemler var. İnanılmaz savaşlar var. İşte Varna, işte Cezar'ın Napolyon'u madara etmesi falan. Öyle şeyler çok sevdiğim Osmanlı şeyi var ama yani Osmanlı'nın yeterince satüre yani doygunluğa ulaştığını düşünüyorum Osmanlı tarihinin belli bir süre. Osmanlı'da çekmek istesem ben ömrüm yeterse ve enerjim yeterse ki benim ne kadar gecikmeyi sevdiğimi biliyorsunuz. <laughs> her e konuda, her e konuda. E konuda e o konuyla ilgili de soru e gelmiş geldi Yok e sorma. E <laughs> Ondan sonra e, mesela Fatih'in e, Fatih Otranto dönemleri çok hoşuma gidiyor. Helal be. E, o dönemler hoşuma Peki. gidiyor. Fa Benim favori adamım Fatih'tir. İkinci Mahmud'u severim. Favori adamı Fatih de, olmayan hocam. adam nedir? Biraz nonnik'tir non bence. Yani. Hani Mayıs ayındayız. Romalılar oturduk konuşuyoruz evet. ya. <laughs> Ama işte Fatih'in gerçekten <laughs> gerçekçi yapılacak bir filmi çok bu ülkede infial yaratır yani çok tartışma yaratır. Anladın mı? Hani Fatih'in oğluna gıcık oluşu, ikinci Beyazıt'ın şeriatçı olması. yani bu tarz şeyler böyle e, bu ülkede çok tartışma çıkarır. Fatih'in e, ileri görüşlüğüyle ikinci Beyazıt'ın geri kafalılığı arasındaki şey. Neyse yani onları Fatih'i isterim bir şey yapmak ama şimdi değil. Ustalık dönemimde. Abi Anladın? dokuz kere aynı soru geldi. Söyle. 9 kere. Ne var en erken veya en genç ne zaman vizyona girer diye 9 kere aynı soru Hı geldi. Güzel soru tek aslında. Yani Muzaffer abi endişeliydi. Ee, Muzaffer abi endişeliydi. İşte bu seçim e, vatanımıza, milletimize bir şey yapmadan, bela getirmeden bitsin Alper'cim falan filan diye. E abi tamam hani seçim kazasız belasız ne olursa olsun biterse ne olacak diye planladığımızda Muzaffer abiyle direkt olarak Eylül çekim diye planlıyorduk. Yani çekimin başlangıcı olarak. O sırada tüm yaz, işte bu gösterdiğim platolarda, şurada, burada şey devam edecekti. Ön yapım. Aa şeyi aç lan, Cavs'ım. Instagram'dan şeyi açsana. Bak oradan göstereyim, resimler orada var. Göktürk filmi yaz. Göktürk filmi yaz. İ ile bitsin. Heh, oradaki konsept çizimlerden göstereceğim. Orada ortada Kargılı'yı aç bir. Evet. Heh. Bu Selçuk, bir tane aşina çağda oynuyor. Bumin olmayan. Selçuk inanılmaz çalışkandır ve mesela kargı dövüş eğitimi alıyor şu anda yani o 2 metre değil de 1.90'lık lens ile uzun mızrak ve at üstünde böyle koltuklanan ve geçirilen mızrak ile at üstü olmadığı zaman da dövüşmesi lazım onun derslerini alıyor şu anda o Selçuk en çalışkanlarımızdandır hepsi çalışkan tabii Murat Serezli var orada işte post bıyıklı Murat her zaman en çalışkandır Çalışkan hepsi çalışkan ama Murat Serezli, Selçuk ve Mert'i tek geçerim. Burak'a da tek geçerim. Bir, de Burak ve Mert'in işi zor. Mesela Burak'a hala uygun at bulamadık. Çok büyük diyor bu. Evet 2 metre 2 santim herif. Ve en büyük oyuncumuz değil. Bir de 2 12'lik iki var. Oha 2 12'lik kim? O gibi. balta şey o bak şu. Bahadır'ı Turancılığa çektiğimiz müdahale buydu. 20 sene sonrasının Cumhurbaşkanı'nın. Anlatabiliyor muyum? Büyük oyunu görün. Şu biraz büyük bir resim büyük aç sende. Tamam mı? Büyük bir resim büyük aç sende. Ya da yedik. Bak Enter'la da hala gelmedi arkadaşlar. Öyle büyük bir resim. <gülüyor> 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 enter sesini Ama öyle, yukarıdan aşağı scroll et böyle. Güzel bir tilt yap. Sahne çekelim. Bu işte 2 metre 12'lik arkadaş bu karakteri oynuyor. Bu o gösterdiğim yayının başına gösterdiğim balta vardı ya. E, ve of. bütün bu propları e, şey yapıyor yani hani ee, bütün bu proplarını yapmak zorundayız. Mesela şu omuz, şu drone'u şu omuzluğu biz Pinewood'da da yaptıralım. Bunun çok iyi olması lazım falan dedi. Ben bunu çalacağım ee, bu arada. Sonya. Hmm. kask mesela kaskı bizimkiler yapıyor ama kaskın da mesela tunçtan olması lazım falan filan. Ee, hafif ya göbek değil de ayı böyle yani bu, bu dönemi kaslıları steroidli olmadığı için arkadaşım. Hani ayı olması Yavrum. lazım kaslı ama hani şey kası böyle güçlü kaslı adam olması lazım. Buffy değil mi abi? Böyle Buffy. Ya, e, e, evet. E, Furkan sen homoerotik cümleler kurmaya başladın. Endişelenmeye <laughs> başlıyorum. Ya böyle Allah, Buffy. okuyayım <laughs> Bende var ya 4K çok fazla böyle afiş eee bulunuyor seninle benim chatimde. Ben bunların hepsini çalacağım ya kendi tasarımlarımda kullanırım bunları. Ha, ben ne olsun şimdi söyleyeyim. Ya o zaman senin rektumunu yırtarım hastanede. Ama bakayım bir anlar sövecek diyecektim <laughs> harbiden ya, söyledi e, ya. efenin 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 televizyonlu odasına yatarsın hastanede. <laughs> tamam. Ben söyleyeyim bak ben bunu ya. alacağım. Hider olarak kullanacağım. Özür dilerim. Şimdi söylüyorum. Ne olarak? Ha, ben bir şeyde kullanacağım bunu. Hayır bilgisayarında kendi Hayır hayır wallpaper olarak değil ne şey adı neydi kapak hmm. falan bir yerde. Hmm. yapacakmış abi daha neydi? ne diyeyim. Bir yerde <laughs> alalım. yapacağım bunu bak Hider. Hider. <laughs> evet e, donelerin sorularına geçelim. Donelerin soruları değil sen bize bir spoiler vereceksin bizim hatırımıza geldin yayını ha, anlatıyorsun. Dur. Ne istiyorsun? Yani... Ah, tamam tamam tamam. Sahne evet, betimle. Sah sahne betimle. Sahne. Tamam 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 buna çözümüm vardı. Böyle bir çakallık yapacağını biliyordum. Tamam. Ben hep senden bir adım öndeyim. Ben 6 boyutlu satranç oynuyorum. Sen hala 3. boyuttasın. Sana şu anda bir storyboard göndereceğim. Oy Fil filmdeki Bana... bir filmdeki yani sana derken yayına göstereceğim. Bir şey spoil etmeyen, tamam mı? Ama ee, bana bir 30 saniye verin. Çünkü storyboard sanatçımız Emre'nin gönderdiği Dropbox linkini açmam lazım bir saniye. Onu bir çalarım. Şimdi bunu. ben normalde hep storyboard'da çalışırım. Çünkü kendim de storyboard yapmışımdır tamam mı? Hani kısa film dönemimde. Aç onu. Enine iyice büyüt. Tepeden başla. İyice büyüt. Şimdi bir, bir 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 tık zoom out et. Bir tık zoom out et. Heh. Şimdi e, bu bir sahnenin, bu bu filmin bir sayfası. Tamam mı? Evet. Şimdi burada ben dekupajımı söylüyorum. Ve burada işte e, Boomin bir yerde böyle telaşlı bir arenada bir, bir şeyler yapıyor. Ve gayet rahat, gayet profesyonel, gayet mutlu bir şekilde idman yapıyor gibi kan sporu yapıyor tamam mı? E, bir yerde görüyoruz. Bunu, bunu benim e, dostum Börü'nün senaristlerinden ve benim aynı zamanda da storyboard artistim Emre çiziyor Emre Siren. Zaten storyboard tarzı budur yani. Şimdi ben burada e, mesela ilk şartta karakter bir şeye bakıyor bir şeyin farkına varıyor. Bir şey oluyor. Önceki sayfayı göndermiyorum spoiler etmemek için. Sonra 18. setup'a geçtiğimiz zaman herif bir şeyi fark etti an bir bakıyor boynuna Bumi'nin yedek hançeri çoktan girmiş durumda. Sonra çıkarıyor. Sonra 19 ayın Bahadır'ın kafasının olduğu yere. Sonraki take'te ya yani sonraki setup'ta 19. setup'ta ...hançerlenmiş, Boomin'in çaktırmadan boynundan hemen hançerlediği adam yere düşerken... ...Beyaz Ok, benim jarg, benim literatürümde, benim storyboard literatürümde... ...Beyaz Ok, e, sahne içi hareket demek. Yani Boomin bu tekin içinde bıçağı, işte hançeri çıkarıp takla atıyor... ...ve yere saplı olan bir bıçağı alıyor. Sonra 18'e geçiyoruz... Bu sefer dual build etmeye başlıyor 20. setapta. Sonra 21'e geç. Karşısında iki adam var. 22'de Allah Allah telaş yapmıyor. Çok rahat, çok profesyonel. Çünkü usta e yani. Ters bir, kılı bir hmm. kılıç ustası. 23'te ters açıda güzel böyle e, mis gibi bir geniş açı ya ya da şöyle bir 35 metre mm bir lensle görüyoruz karşısındaki iki adamı. Bir kılıcı atıyor havada f dönüyor yani orada sekansın kendisini anlatıyor 23. setup. Herifin kafatasına saplanıyor. Bunlar önemli değil arkadaşlar bu bu en küçüğün en küçüğünün molekülünün e, molekülü bir sahne. Spoiler falan diye. Bu buna, buna spoiler, spoiler diyorsanız. Uh -huh. Ondan sonra diğer kılıcını iki elle çift elle tutuyor ve kapışıyor. Ondan sonra bir herif işte bir şey oluyor. Bir kelle uçuyor. Seyirci çıldırıyor böyle sanki çok önceden senelerdir sanki isimsiz bu isimsiz gladyatörü ya da dövüşçüyü tanıyormuş gibi çıldırıyor. Yani bu arkadaşlar yani bir, buminin birisini öldürmesi spoiler diyorsanız yani evet. Ya yedik akşama kadar A öldürecek zaten. Yüzlerce o, yüzlerce Hı -hı. leşi var yani Ç Çin biçer makinası. E bir bunun. buçuk dakikalık yere spoiler. <laughs> Dolayısıyla mesela bu storyboard sayfası bir dakikalık aksiyon sekansının özetlenmiş hali. Bir dakikada bile değildir bu 30 saniye falandır. Evet, donelere gelelim artık. Yavaş yavaş e, sizin Bakın de filmden şey bağımsız sorular da var. Börü'nün sinemadaki vizyon süresi kısaydı diye hatırlıyorum. Neden kısa tutuldu sorar mısın? Karahanlı sadakatini takdir ediyor. Ee, yo, ya Börü Börü'nün gişesi fena değil. 600 bin kişi falandı galiba ya da 550 bin miydi? 600 bin miydi? Neydi? Fena değil. Ucu ucuna parasını yani bütçesini karşıladı. Ee, Börü sinema filminden bahsediyorum. Ee, ama uzun kalmadı. O, o kararı salonlar ve dağıtımcı verir. Hmm. Artık belli bir miktardan daha fazla boşsa salonlar, hmm. artık bu filmi kaldıralım başka bir filmin uğruna derler. Şey gibi o. Acımasız hmm. evrimde var ya. Hmm. Yani Sorrow yani e, ya yani sayı, sayılara bakarlar. Salonları hmm. boş olanı kaldırırlar, acımazlar. Kazanmak istiyorlar çünkü. Cubun. Ya, cubun. Eliminasyon cubun. gibi. Evet. Hadi devam. Ee, kız Saatler, arkadaşım sinema katılım, televizyon mezunu. Sinema toplumuna katkıda bulunmak ve sinemada ilerleyerek yönetmen olmak istiyor. Alper abi'nin böyle genç mezunlara önerileri var mı? Var. Yani mezun olduktan sonra bir yerde sektörde onu öğütecek şekilde eğer paraya ihtiyacı varsa girsin tabi ama dayanabiliyorsa mezun olduktan sonra yaptığı ilk iş kendi bir kısa filmini çeksin, bir şey yazıp. Bu bir. Senin gibi. Çünkü görü Evet, evet. Hatta bir gün ya çok ben taşşak geçiyorum ama sana 2004'te çektiğim kısa filmi izletirim güleriz hep burada. Ben de oynuyorum içinde. Ama asla öyle bir şey olmayacak. Çünkü çok çok gıcık oluyorum o ilk kısa filmime. Ee, ama e, eğer ki paraya ihtiyacı varsa çalışsın gene ama yine kısa film için bir şekilde biriktirsin. Neden? Çünkü, çünkü yönetmen olmak demek inisiyatif göstermek demektir. Anlatabiliyor muyum? Çevre, çevrenden etkilenen insan değil. yani çevreni etkileyen insan, çevreni değiştiren insan olmak demektir projede. Ne demek bu? Yani filmin oyuncu performansına karar veriyor, öykünün ilerleyişine karar veriyor. Senaryoyu yazdıysa öykünün ne olduğuna bile karar veren adamın benim hayal gücüm budur bakın bunu yaptım diye er meydana çıkması lazım adamın ya da kadının. Dolayısıyla sektöre girmek o kadar büyük amacı olmasın. Ha finansal olarak ihtiyacı varsa girsin çalışsın. Ama hep aklının bir köşesinde bağımsız bir iş yapma ideali olsun. Bu çok önemli. Cavs Alper'e sorun film çıktığında filmi hep beraber izleyecek miyiz? Bize özel gala, gala harici ilk gösterim. 2000 kişilik salon falan takipçileri olarak bunu kendisinden bekleriz. Bir daha söyle. Bir saniye. Bir daha bize söyle. Iz, i̇lk cümleyi bir bi, Bize özel, takipçilerine özel e, gala hmm. istiyor. Galadan bağımsız istiyor pardon. Salonda beraber izlemeni istiyor. onu onun, onun çözümlerini düşündüm. Ama işte yani nasıl, onu nasıl, ben nasıl kanıtlayabilirim ki? Chaos dese ki, abi ben o ilk 2000 de vardım. 3 yaşındayken daha bir de Yani nasıl şöyle, onun için bir yayın açarız şey, burada. E... Onun için burada bir yayın açarız. Yayına Aynen, yani. çekilişe katılırlar. Da... Onun yerine mesela ne olabilir? Onun yerine böyle biz bizeyken Abone'lere evet. özel Karanlığı yayın açarım burada. Bana Sadat izleme hakkı Tatlinin verirsin. Taktigi. Burada hep beraber beraberiz. Anca öyle olur. Kayıt evet. alır, kayıt alan falan olur evet, ama. Evet, öyle 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 bir çözüm buluruz olur. ilerleyen günlerde evet, evet. ama var zaten. Eylül'de biz çekime başlıyoruz. Sana şey sözüm suda. var bu arada unutturma. Ee, TT Arena'ya adam toplayacağım. Kaç bin kişi istiyordun? Ha evet, aynen, aynen. 2000-3000 yeter o ses kaydı için. Bak yarım günü Savaş toplama atacaklar. Değil. Savaş atacaklar. Savaş naraları buluruz yağını. Ya, onu. ya bir yemeklerini, buluruz. Ismarla, yemeklerini ısmarla yemeklerini ısmarlar ve sen orada Doruk Tabi Orta Doruk Galatasaray'ın yönetimindeydi. O izni alır. Sen insanları bulmayı İzninde de yardımcı olurum. Aynen hallederim. Kolay, çok kolay. Oo, derin Galatasaray. Derin Galatasaray. Belki Galatasaray. neyse. Alper abi seni çok seviyorum. Lan oğlum Doruk Acar ortağım yöneticiydi diyorum. Ya bana ya. ne be. Drogba ile buluşturayım bana seni. Biz derin Doruk Doruk abi ticaretçi amk. Doruk abi ticaretçi ya. Ticaretçi. Ticaret oğlum ticaretçi Ticaretçi yeni sıfat. Alper Tabii abi seni abi. çok seviyorum. Filminde ölmesi için Çin askerine ihtiyacım varsa oynamak isterim demiş yiğit. Eyvallah yiğitim. Aşina Clean'e başvurularda arkadaşlar bakıyoruz ama bakma bitmiyor. Bir kategori sistemi yaptık. AshinaClean.com bizim e, filme destek için başvurmak isteyen insanlarla alakalı. Orada Tier 1, Tier 2 ve Tier 3 diye seçim yaptık. Tier 1 herkesi davet edeceğiz. İstiyorsanız gelebilirsiniz şu kalabalık sahneye diye. Tier 2'ye konuşmasız gözükmenizi istiyoruz. Şurada ölen insan bilmem ne işte Burhi'yi öldüreceğim ya onun gibi. E, tier 3'te ise bildiğin bu kısacık da olsa bir küçük diyalog olan bir yerde seni istiyorum dediğim birkaç insanda var. Hmm. Dolayısıyla ama hepsine kim o hangi tier olursa olsun herkese geri dönüş sağlanacak. Merak etmeyin o iş daha bitmedi. Yani o işin daha mesajlarını atmadık insanlara. Ee, i̇yi günler ben komünistim ve Türk milliyetçiliğinden nefret ediyorum. Tamam. Hı. Ama bu tamam. proje kalbimde bir şeyler yapmaya başladı. Bana evet. bu Göktürk projesindeki oyuncuların isim listesini verebilir misiniz? Bak, Teknik demokrasi demokrasi bir yalandır. Hürriyet izafi bir terimdir. Hayır hayır hayır. hayır. Demokrasiye ben inanmıyorum arkadaş. Klipleyin bunu. Hakaret olarak mı? Ben vardır, demokrasiye inanmıyorum. Ha güzel güzel Aramızda güzel. yok zaten ya. Demokrasi. <laughs> Demokra Bak dur dur bana... video açıyorum. Dur dur sus sus. Demokrasiden zerre kadar nasibini de almamışsınız. Ben demokrat değilim. Değilsiniz zaten olamazsınız. Demokrata hakaret sayıyorum. Daha da ne söylüyorsunuz? Zaman... Ben de bu kasayım evet abi. Demokrasiye ben şu açıdan inanmıyorum. Ben meritokrasiye inanıyorum. Ama meritokrasinin yani kimin liyakatinin kimin en iyi olduğuna karar vermek yozlaşmaya sebebiyet veriyor. Ve e, meritokrasinin işlediği, işleyebildiği tek yer dünyada. Pardon iki yer var. Akademi var. Belli bir yayın yaparsın, araştırma yaparsın, bilgilenirsin. Celal Hoca gibi polimet bir adam olursun mesela. Diğer yer ne? Diğer arena ne? Er meydanı, ordu. Militarist doktrin. O da liyakat esaslı olduğu zaman e, eş an e, oranda başarılı olur. Dolayısıyla e, benim dünya görüşümde komünizmmiş işte... Site çöktü bu arada. E? Ya, benim dünya görüşümde Göktürkler demokrasi, işte sağ-sol bilmem ne münakaşasından tamamen bağımsız bir değer. Çünkü herkesin gönlüne hitap eden bir değerleri var. Toplam 250 bin kişi nüfuslu Türk boyları birleşip, komşularının toplam nüfusu 50-60 milyon olan devletlere karşı 150-200 sene kafa tutmuşlar. Azın, çoğa karşı olan bir mücadelesi, başarısı. Yani 40 milyonluk Çin'i, Tang Hanedanı'nı, 1-2 milyonluk Türkler, Bilge Kağan döneminde, titretmiştir yani böyle Yusuf Yusuf böyle makatlar titremiştir yani. Bu insanların romantik olarak şeyine hitap ediyor. Hani e, azdık ama başardık olayına. Ve bu siyasetten çok üstün bir şey. Yani öykü Star Wars'da e, imparatorluk mu daha güçlüydü isyancılar mı? Lord of the Rings'de Frodo mu daha güçlüydü Sauron mu? Evrensel bir değerdir azın çoğa karşı bir şey kazanması. Dolayısıyla göktürkler de o yüzden e, komünist kardeşim o da sana hitap edecektir tabii ki. E, bu arada Türkiye'nin kuruluş tarihi Nihal göre 1040 senesidir. Yani onun doktrini buydu. Neyse bu ayrı bir muhabbet şeyi. Dolayısıyla 2040'ta Turan'ı kurarsan Bahadır. Tamam. Çok güzel bir bilinci e, yıl dönümü hediyesi yaşatmış olursun. Alper abiye söyler misin? Türkiye'nin en iyi yapımcısı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün filmini yapacak mı acaba? Daha iki izlerken e, sertleşmiştim. Ya ben, ben hep söyledim. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün yani ben Armstrong'un Bozkurt kitabını çekmek isterim. Çok heyecanlı olur diye. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün devlet adamı olduğu dönemleri mesela e, Necati abi bana gelmişti BKM'nin sahibi. Demişti ki Alper benim fikrim var. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk operaya gittiği günle alakalı bir dram filmi çekmek istiyorum. Hani ilk operanın sahneye çıkarıldığı şeyle alakalı. Ben de Necati abi demişim. Abi demişim o güzel de hani böyle Tobruk Mobruk varken Atatürk'ün asabi böyle işte şarapnel yediği, inanılmaz mücadelelere katıldığı, insanlara bağırıp çağırdığı 20'li 30'lu yaşları varken o hani anladın mı? O son dönemi beni çok cezbetmiyor sırf bir yönetmen olarak. O yüzden ben hani ben Bozkurdu çekmek isterim iki film olarak. Ama Atatürk'ü bağırırken görmek istiyorum ben. Anladın mı? Zen zen bir karakter olarak, devlet adamı olarak yaşlılığı tamam. Çok güzel. Ama Atatürk'ün o e, sırtını hançerlemeye çalışan insanlar, en yakın dostlarının onu bir şeyler yapması yani o dönem o Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren hatta ondan da önce Libya'dan itibaren dönemler beni şey yapıyor. Tobruk. Tobruk Savaşı mesela çok güzel bir iki saatlik film olabilir. Türk. İtalyanları nasıl madara ettiği. Türk fenotipini. İtalyan kızlara Hı. İtalyan kızlara yazarken sürekli Tobruk'ta Atatürk ne kadar madara etti sizi diye anlatıyorum. Hep hep şey yapıyor. Bak Bahadır Sicilya'ya gittiğin zaman şey Tobruk'ta hep Tobruk'ta nasıl Atatürk İtalyanları madara etti hikayesini anlat. Hep düşeceklerdir sana. Allah Allah. Evet. Devam edelim. Ee, Türk fenotipine sahibim oyunculuk açısından minik deneyimlerim var. Figüran olarak bile çalışabilirim projede. Ee, tamam. Bula bula Abi ne Aşina yapayım? Aşina Aşina Clan Aşina Clan Aşina Cilan site çöktü. Yazıldı çete. Linkler link link durmadan atılıyor evet, ve çöküyor. Evet, evet, evet. Abartı şey varsa çökmeye meyillidir o. Ya bak, Neyse. Or, orası düzeldiği zaman ana sayfa değil. E, normal şey yapsana bir. Bir yaz. O fade'in var orada. Bas ona. Bekle. Bekle. Açılıyor bir dakikada. Dur lan. Bir fade'in olması lazım logo ile beraber. Abi site patladı ya. Bu site, patladı, site patladı. Bravo amına koyayım. Bravo. Aslan şey Ork. Orkish Horde. Evet. E, Aşinaklan.com Online olduğu zaman oraya gir, yaz, başvurunu yap. Bulurlar bir şekilde. Bulamazsan da Cavs'ı darla. Ben hakikaten unutursam, bir ayıp edersem ben yine şey yaparım. Ee, aklıma hatır getiririm. Avatar filminin ilki ve özellikle ikincisinin çekim teknolojisine yorumun nedir? Nasıl bulmuş? Demiş. FPS ya mevzusu mu? Cam evet. Cameron yönetmenlerin Atatürk'ü gibi şu anda. Evet. Hayır, Avatar'ın iyi olması kötü olması değil. Yani Cameron öyle bir yerde ki kariyerinde istediği her şeyi yapabilir. Anladın mı? Arnold da dese ki Arnold... Bütçe senin konusunda tanga da giyip, öyle. Bak tanga giydiğin, senin tanga giyip ütü yaptığın 2 saatlik bir film çekeceğim. Bütçesi 100 milyon dolar ve ben James Cameron'ım dese... Arnold'ın 80 yaşında tanga giyip 2 saat ütü yaptığı sanat filmi çekebilir James Cameron. Öyle bir güç Çok düşün. net çeker bu arada ya. Yani. <laughs> Çünkü e, e, anlatabiliyor muyum? Açık çek yani. E, o yüzden öyle ama kariyerinin başlarındaki mücadele dönemlerini ele alırsanız tabii ki hani mesela Terminator 1 başarılı olup olmayacağını bilmiyor. Kendi parasını yakıyor. İşte Titanic'te dünyanın en çok para kazanan filminden biri oluyor ama Titanic'te gecik, geciktiği için Fox'a rest çekiyor. Diyor ki ben kaşemden feragat ediyorum. Tamamen. Hı hı. Ben geciktim. Benim sorumluluğumdadır. Hani the buck stops here diyor. Yani bütün sorumluluk bendedir diyor. Fox da şerefsizce ona parasını vermiyor hakikaten. Ama bitiriyor filmi ve dünyanın en büyük kişisine sahibi. Ya yani Cameron böyle restlerim yani Fatih Terim'idir yönetmenlerin. Bitti. Restlerin ve büyük e, yükselişlerin adamı James Cameron. Sen kendine. teknolojisini nasıl buldun? Sen onu bir söyle. Şu adama bir salla de ki Tabii canım ya hayır yara falan değil arkadaş. Avatar'ın yarattığı, Avatar 1 ve Avatar 2'nin yarattığı üç boyutlu ile iki boyutlu arasındaki sinerji şu anda şu günde geldiğimiz bütün bilgisayar oyunları siz God of War'u oynayıp God of War 2'yi oynayıp bu bir stüdyoda çekildi yüksek drama, CGI var falan filan diyorsunuz ya hepsi Avatar yüzünden. Çünkü bütün o motion cap'i... E, Kullanılma başarısından dolayı yatırımcıların ağzını sulandırıp daha çok para, daha çok VR'a, daha çok motion capture'a, daha çok stüdyoda CGI filmler çekilmesine vesile oldu. Ha, evet. Para aktığı zaman da gelişti rekabet başladı. Bu bir şey yani döngü. E, orijinal Börü'yü bayıla bayıla defalarca izlemiş birisi olarak Börü 2039 büyük hayal kırıklığı oldu benim için. Kendisi ortaya çıkan sonuçtan memnun mu? Yani ben ben Börü 2039'un yapımcısıyım. Ee, arkadaşların yaptığı işlerde de gurur duyuyorum. Çünkü tam doların çakıl yani TL'nin çakıldığı doların coştuğu döneme denk geldi. Ve bir anda yapım ekibi ve bölüm yönetmenleri ellerindeki bütçenin yarısının toz olduğunu gördü. Çünkü sen diyorsun ki diyelim örnek veriyorum. Lirasından anlaşıyorsun öyle. Mesela 3 milyon liraya bir bölüm çekiyorum diyorsun. Örnek veriyorum. Bu rakam e, baz almayın. 3 milyona e, şey e, çekeceğim diyorsun. Bir bölüm çekeceğim diyorsun. Ama o filmin çekimleri başlayan 3 aya kadar e, TL yarı yarıya değer kaybediyor. Dolar e, 18-19'a vuruyor ve bir anda senin 3 milyona çekmen gereken şeyi 1,5 milyona efektif olarak denkleştirmen lazım. O yüzden orada yapım ekibi ve bölüm yönetmenleri inanılmaz streslerden e, seslerle mücadele ederek ilerlediler. E, güzel, inanılmaz damardan yerleri de var ve koca taşaklarını takdir etmek lazım ekibin. Unreal... Kaç tane hard sci-fi işi var yani. Unreal Engine hakkında gelecek görüyor mu? Bu konuda kendimizi geliştirsek iş yapabilir miyiz? Hem Türkiye'de hem globalde. Tabii canım. Hı. Mesela var. Türkiye'de şu anda bir tane kurulan var. Bizim Almanya'da çalışacağımız zaten en prestijlisi. Keşke Türkiye'de de kurulsa ama overhead dediğimiz ilk yatırım çok pahalı. 2-3 milyon doları çat diye yakman gerekiyor. Çat. 400 metrekare bir alanı. Canım da bitti. Evet abi. Çok pahalı yani. Onun makinalarının içinden LED ekranlarını Unreal Engine bir de onu yaptın, kurdun stüdyoyu. Bu sefer Unreal e, e, XT mi? EX Engineer mi? ne? Unreal mühendisi gerekiyor yazılımcıları. Onlar da şu anda sinema sektöründe yani Ben Deniz veya görüntü yönetmeni veya Sonya Klaus gibi yapım tasarımcısı vezirleri dışında sinema sektöründe en çok kazananlar görsel efekt departmanında Unreal Engineer'lar. Onların kaşelerini Türkiye kaldıramaz e, tutarlı olarak dizilerde. Çünkü niye Türkiye'de yaşamak istesin ki herif? Ki de ki. devrim oldu anasını satayım. O yüzden de yani gelecek tabii ki de var. Devrim var. Var, var, Yani e, hakikaten ülke ülke düzlüğe çıktıktan sonra krallar gibi dönüp Güzelce, e, refah içinde, yepyeni bir sektörde büyümek istiyorsanız bence yurt dışına gidip Unreal Engine'i e inanılmaz iyi öğrenin. Sonra Return of the King gibi, Aragon gibi dönün. Burada Unreal Engine şirketi kurun 30'larınızda, coşun. 2030'larda e, şey olun yani. Elon Musk'lara dönüşün. Çünkü Unreal Engine'de yapılacak her şey. Bak, düşün. Oyunculara niye ihtiyacımız olacak 10 sene sonra? Sesi generate edebiliyorsun. Farklı datasetlerden. Benim Ahmet'e gönderdiğim esprili Trump hediyesini biliyorsun. Ahmet'in yasasını hı hı. çok büyük hı hı. diye. Hı hı. E, sesi generate edebiliyorsun. AI görselleri yavaş yavaş resolution artacak ve hataları parmak sayısı bilmem ne saçmalıkları düzeltecekler birkaç seneye. Tamam o da bitti. Tamam. Ne kaldı? Müzik kaldı. E, müziği de generate edebilecek AI çıkacak. Çıklı bile bu arada. Tamam. Bitti. Kurgucu zaten sensin. Senaryo zaten sen yazıyorsun promptlarla. Hatta chat GPT'ye de dandik senaryolar yazdırabilirsin artık. E tamam ne oldu? Filmi tamamen kimseye ihtiyacın olmadan bırak oyuncuları kimseye ihtiyacın olmadan ürün çıkarabileceksin. Ve Unreal Engine de e, Hollywood'un sığındığı son kale olacak. Neden? Çünkü hakikaten yüksek kaliteli e, bir yönetmenin vizyondaki grafikleri Unreal Engine'deki ortamlarda yapıp AI ile destekleyecekler. Kontrolden çıkacak o olay ya. Bir devrime tanıklık ediyorsunuz. Yani bu AI devriminin gideceği yerler Edison'un lambasını ya da neyse o dönemi elektriğin yayılışını Victoria'nın döneminde takip geçecek edilmiş. miktarda bir şey olacak yani. Şu anda bile alarm zilleri çalıyor. Michio Kaku'nun yeni bir kitabı var. Adını unuttum. Joe Rogan'ın podcastında bahsediyorlardı. Kuantum bilgisayarda geldiği zaman AI artık gerçekten kontrol edilemez seviyelerde işlem yapmaya başlayacak. O zaman her bir boku yapabilir. Diyeceksin ki sen mesela AI'ya prompt yazacaksın. Diyeceksin ki avatarı Avatar'da Neytiri yerine tamam mı? Neytiri yerine seksi bir şekilde Jaws olsun diyeceksin. Tamam mı? Deme Evet. Hayır. Prompt'a onu yazacaksın. E senin buradaki avatarının üzerinden AI orada bir hesap yapıp seksi bir Jaws yaratacak. Neytiri olarak senli avatarı sen kendi rahat rahat processing power kuantum bilgisayarda önemli değil zaten. Çat diye render ediyor her şeyi. Anında bir saniyede Neytiri'nin insan olduğu avatarı izleyeceksin. Yani e, copyright kanunları çökecek. E, yalan işte. dolan, kanıt çökecek. Kanıt çökecek ya. Kanıt diye bir şey kalmayacak. Bir tek NFT kalacak. Çünkü NFT'nin e, blockchain'deki bir tapu ya. NFT bilmiyorum bileniniz var mı? NFT dijital bir tapu demek. Yozlaştırılamaz. Mesela senin ehliyetin e, elinde tuttuğun ehliyetin önemsiz hale gelecek. NFT olmak zorunda olacak. Çünkü AI senin ehliyetin aynısın ya da e, makineleri kandırabilecek ve sahte ehliyeti anında çıkarıp basabilecek şey olarak sana bastırabilecek yani. Çok tehlikeli yerlere gidiyoruz. O yüzden hani NFT'lerle taşacak geçen, kripto bro'larla taşacak geçen insanlar tükürdüklerini yalayacaklar NFT insanlığın götünü kurtardığı zaman. Blockchain üzerinden güvenlik yani. Mesela bak şeyde Batuhan bunları mesela şu Mukan Mukana açmış. Çocuk fotoğrafı var ya Göktürk filmi Instagram'ındaki. Bak abi? Mukana evet. bas bir. Evet abi basa Muka, mesela burada Batuan'ın çizdiği ufak detaylar var. Bir kere bu oyuncusuna benziyor. Efe diye bir oyuncumuz var bizim. İşte Aşina tamgasının kolyesi var. Omzunda Bumin'in bağlı olduğu diğer e, şeylerin, boyların küçük e, deriye işlemesi var falan. Mesela böyle ince detayları AI beceremiyor şu anda. Ama 2-3 seneye becerebilecek. Yani şu anda Batuan bunu Batuan eliyle yaptığını biliyoruz ama 2-3 seneye bunu da ayırt edememeye başlayacaksın. Korkutucu bir dönem geliyor yani e, ee, aşının kılığına başvurumu birkaç ay evvel yaptım. Haber bekliyorum. Aliper abi dediğin gibi gerekirse Javsa agamı dallarım yeter ki katkımız Neyse devam et. Başka done muhabbeti Başka bitti. Var. Done muhabbeti bitti. Okudum hepsini hızlı. Oh. Doğru. Evet arkadaşlar şimdi bakın ben bunu sizlere bugün anlattım. Buradaki 15.000 bin kişiyle muhabbet ettik. Javs kardeşimle muhabbetimizi koyduk. Neden biliyor musunuz? Çünkü şöyle birazcık salın beni diye. Doğru değil mi? <gülüyor> Doğru değil mi? Doğru.